Bir tane de alabilir miyim? Sağ ol. Kötü bir gündü galiba. Kendine çok yükleniyorsun. Yapma. Tanışıyor muyuz? Hayır. Ama kendine yüklendiğin gerçeğini değiştirmez bu. Ben de senin gibiydim aslında. Sonra düşündüm. Dedim neye üzülüyorum? Neyi takıyorum kafama? Ve hayata bakışımı değiştirdim. Keşke her şey o kadar kolay olsa. Bir anda her şey değişse. Yanlış anladın. Kolay demedim. Her şey de bir anda olmaz. Ama her şey sana bağlı. Her şey bana bağlı. Aynen öyle. Barış, ne oldu oğlum sana? Ne bu halin? Yardım et, içeri götürüyorum. Allah'ım yarabbim ya. Dur. Yani yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. Tamam. Aldım ben. Yavaş, yavaş. Ya sağ ol getirdiğin için ya. Ne demek? Bu halde bırakamazdım orada. Kapının önünde magazin vardı. Arka kapıdan çıkardı. Kimsenin ruhu duymadı. Yani Feris'e bir şey söylemeye gerek yok. Sen Feris'i nereden? Feris'in arkadaşıyım ben. Serkan. Aydın ben de. Barış'ın abisiyim. Memnun oldum. Ben Feris'e bir şey anlatmayacağım. Barış'a söylersin, o da bir şey söylemez. Yani boşu boşuna baş ağrımasın hiç. Hadi ben kaçtım. Eyvallah, çok sağ ol. Feride nerede? Ha, Feride bu sabah acil İzmir'e gitmesi gerekti. Kardeşi rahatsızlanmış da biraz onunla ilgilenecekmiş. Birkaç gün yokum dedi, haberleşiriz dedi. Dişe gelmiyor mu? Sonra anlatırım. Biz başlayalım. Arkadaşlar günaydın. Ben ajansımızı direkt olarak ilgilendiren bir konuyla başlayacağım. Dün akşam konuştuk ve yollarımızı ayırmanın
bizim için daha iyi olacağına karar verdik. İrem Delici diyorsun değil mi? Evet, Feris biraz bahsetmişti Kıraç. Hayır, İrem değil. Beren. Ne oldu, sizin aranız iyi değil miydi? Bildiğimiz konular. Dün gece sözleşmesini feshettik. Kıraç'la çalışmıyor artık. Yani sadece Kıraç'la da değil. Ego Ajans'la çalışmak istemiyor bundan sonra. O ne demek? Nasıl yani? Ben de ısrar etmek istemedim. Hayatım tamam, ısrar etmek istemedin de yani Ego Ajans'ın sahiplerinin kızı başka bir ajansla çalışıyor. Yani olmaz. Ya şimdi magazin yazar da yazar. Ya hiç hoş olmadı bu. Neymiş peki derdi, söylemedim yani. Kişisel ilişkilerimizin bozulduğunu düşünüyorum. Yani haksız da sayılmaz. Yani evet. Ben yine de bir kez daha konuşalım diyorum. Son bir kez. Yani kusura bakmayın Mayda, Kıraç. Ben Beren'le tekrar pek çalışmak istemiyorum. Gençler zorlar Beride'yi. Çınar, sen bir ara bir konuşsan, ben hiç araya girmeyeyim. Olur mu? Olur. Evet, hazırım, bekliyorum. Çay kahve bir şey istedin önce. İçerim ben sonra çay kahveyi. Sen haberleri ver önce. Peki. Bil bakalım, az önce kiminle beraberdi? Bilmiyorum. Tamam. O zaman şöyle sorayım. Acaba biraz önce kiminle sözleşme imzaladım? Evet. Bu arada size çok enteresan bir haberim var. Aa. Pınar Deniz'in kimle çalışmaya başladığını öğrendim. Kim? Niye bize haber vermedin Çınar? Hakikaten niye bekledin? İlk önce bir teyit etmek istedim Kıraç. Sonrasında da doğruluğundan emin olunca da size söyleyecektim. Hadi söylesene. Pınar Deniz Berlin Ajans'la çalışmaya başlamış. Ah! Buyurun bakalım. Bir kariyer nasıl mahvedilir? Evet. Vallahi ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum Ferisciğim açıkçası. Neden? Bütün oyuncularını kaybettiler neredeyse. İflas açıkladılar. Evet. Kim bilir kim aldı yani, bu işlerden anlıyor mu, anlamıyor mu? Aklında ne var bilmiyoruz ki. Kıraç, bu işlerden çok iyi anlayan birisi almış. Serkan. Ha? Bizim Serkan. Açık açık söyledim düşüncelerimi. Bir kere hak ettiği yerde değil. Başkasının partneri olarak anılmasını da istemem. Sadece onun değil, hiçbir oyuncumun böyle anılmasını istemem. Tek başına star olmasını ister. Sektöre damgasını vurmasını ister. Tamam. Söyleyecek misin kim olduğunu? İsim ver bana ya, isim. Hazır mısın? Evet, çok hazırım diyorum. Beren Özdan. Şaka yapıyorsun. Yok. Vay arkadaş ya. Ne dedin? Allah aşkına ne dedin? Ha? Benimle çalış, söylediğim her şeyi gerçekleştireceğim falan mı dedin? Ha şeytan? Gibi şeyler. Ve sözleşmemizi imzaladık. İyi, hadi hayırlı olsun bakalım. Sağ ol. Bu güzel haberleri de aldıktan sonra ben kaçar, inanılmaz yoğunum bugün. Hadi bay. İyi, bay bay. Ben biliyorum, bunun altından bir şey çıkacağını biliyorum. Hoşuna gelmedi tabii yıllar sonra buraya. Ay ne alakası var şimdi? Durup dururken çıkıp geliyor. Çiçekler, bilmem neler. Demek ki aklında başka bir şey var. Yani gayet dostça gelip ağzımızdan laf almaya çalıştı. Ay hiç öyle bir şey olmadı. Niye söylemedi o zaman? Niye sakladı? Hayatım, bizim işimiz bunun üstüne kurulu değil mi? Rekabet değil mi bizim olayımız? Evet ama bunun adı rekabet değil. Bu bayağı arkadan iş çevirmek. Haksız mıyım Çınar? Yani Kıraç, ben de Feris'in tarafındayım. Şimdi bakınca bu tam bir arkadan iş çevirmek de sayılmaz. Yani biz de olsak biz de aynısını yapardık.
Hani biz bir ay saklamadık mı Çağatay'ın bize geçtiğini? Berkay Ateş de aynı şekilde, onu da böyle gizlemişim. Bergüzar. Siz benim ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. Ben güvenmiyorum Serkan'a. Yazın bu dediğimi bir kenara. Kıraç, sen bu Serkan'a niye bu kadar sinirlendin? Sinirlenmedim. Kıraç, sizin aranızda bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Varan bir. Kıraç Bey. Varan bir. Ne olacak canım Serkan'la aramızda? Sizin bilmediğiniz hiçbir şey yok. Ben sadece daha dikkatli olurdum diyorum, o kadar. Evet, başka konuşacağımız bir şey kaldı mı? Evet, ben de son olarak bir şey söylemek istiyorum. Hadi Feris, güzel bir şey söyle de yüzümüzü güldür be, hadi. Maalesef bu sabah güzel haberler yok. Biz DJ ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Artık DJ ile çalışmıyorum. Neden? Öyle gerekti. Ne demek öyle gerekti? Ya buraya ilk geldiğinde ben ona söylemiştim. Temsil ettiğimiz oyuncularla sıkı fıkı olma demiştim. Dinlemedim. O ne demek? Ya Kıraç, ben kararımı verdim. Dicle'yi gönderdim, bitti. Bizimle çalışmak isteyen bir sürü genç, çalışkan, yetenekli insan var. Dicle gider, yerine başkası gelir. Ya açıkçası bu meseleyi daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Yani... Evet. Neyse, başka bir şey konuşmayacaksak ben... Ozan Dolunay'la toplantım var, çıkmak istiyorum. Hanım, tamam, dağılalım o zaman. Dün akşam Dicle ile konuştuk. Biliyorum ya, duydum. Telefon açık kalmış da öyle kulak misafiri oldum ben de. Biliyorsun yani meseleyi. E gitme artık üstüne ya, zamanı bırak biraz. Hem kız zaten açık açık söyledi işte, ben artık işimdeyim, gücümdeyim diye. Sen öbür meseleyi ne yaptın Emir'i? Ya onun da pozları bir göreceksin, bir havalar, bir havalar. Lan oğlum, ağzına iki tane laf çaksaydın sen de. Sen iki yıldır iş yapmıyorsun, git önce kendi işinin başrolü ol. Ondan sonra gel benimle konuş deseydin. Ya dizi yetenekli oyuncu görsünmüş, öyle diyor. Adamdaki özgüvene bak ya, araya Feris girmeseydi. Ne yapacaktınız lan, kapışacak mıydınız, kavga mı edecektiniz bir de? Neyse, tamam, konuş sen. Ararım ya sonra. Şişt, barış. Oğlum bak, sen buraya kolay kolay gelmedin. Bırak Emir ne diyorsa desin. Sen kendi işine bak. Yani bugün Emir olur, yarın bir başkası olur. Bu adamların sonu yok, biliyorsun. Takılma bu kadar. Denerim. Ha, dün gece olanları da Feris'e anlatmasak. Şu dün seni getiren adam Feris'in arkadaşıymış. O tembih etti yani. Sen nereden tanıyorsun bu adamı? Tanımıyorum ki ben onu. İyi, siz bir şey söylemeyin, benden çıkmazdır, haberin olsun. Tamam, söylemeyiz. Tamam. Bu kadar sıktı ki canımı. Ben de patladım sonunda. Sen kolay kolay sinirlenmezsin ama. Öyle de dayı, yani benim de bir sınırım var. Ya programa çıkmışız ya, konuğuz biz orada. Orada bile arıza çıkartmanın peşinde laf sokup duruyor bana. Onun yüzünden programa da çıkamadık. Feris ne yaptı? Delirdi dayı, delirdi. Ne yapacak? Haklı, ben olsam ben de deliririm. Kim bilir ne zor durumda kalmıştır. Aynen öyle. Bugün bir de reklam çekimi var. Bana alttan al falan diyecek ama bu sefer almam yani. Barış'ın yaptıklarının hepsini söyleyeceğim bir de. Yeter, en başından beri ben alttan alıyorum zaten. Neyse dayı ya, seninle kafanı şişirdim sabah sabah. Modumuzu düşürmeyelim. Sen şeyden bahsediyordun bu arada. Yemek falan diyordun. Ne oldu o iş? Konuştum. Akşam buraya gelecek. Süper. Ya şimdi sizin aranız gergin. Ben de mi yapalım? Yok be dayı. Olur mu bir şey? Sorun yok yani. Biz zaten konuşup halledeceğiz Feris'le onu. Problem yok. Yemekleri sen yaparsın herhalde. Herhalde. Sen kimden öğrendin oğlum yemek yapmasını?
Anneannemden. Hadi oradan. Tamam tamam, sen de bir şeyler öğren. Sen çıkmıyor musun? Öğlen gideceğim. Aradım, konuştum, izin aldım yarım gün. Dışarı çıkalım mı? Hava alırız biraz. İstemiyorum. Kek yapalım, çikolatalı. Serotonin salgılarız. Hı. Salgılıyorum işte ben. Buldum. Temizlik yapalım. Kafanı başka bir şeye verirsin, acayip rahatlatır. Yok, istemiyorum ben. Ama en güzel kısmı sana bırakacağım. Diş fırçasıyla derz arası çitilemece. İstemiyorum merak, gerçekten. Bu ne istiyorsun hayatım? Bütün gün böyle oturacak mısın, bir elinde cips, bir elinde mısır? Dicle, ben sana bir şey soracağım. Hı. Bu Feris Hanım'ın sana söyledikleri var ya, demiş ya hem Barış'la hem Emir'le görüştün diye. Hı hı. Dedi, evet. Nereden biliyor bunu? Bunların senin yüzünden kavga ettiğini kim söylemiş olabilir? Ben de dün geceden beri bunu düşünüyorum işte. O seni barda gördü mü? Hı-hı. Emin misin? Eminim, kesinlikle görmedi. O zaman ya Barış söyledi ya Emir. Başka nereden duyacak? Berenciğim selam, nasılsın? Çok fazla vaktini almadan Beren, bir şey sormak istiyorum sana. Müsaitsen bugün ajansa gelebilir misin acaba? Kıraç'la ayrılmışsınız galiba, duydum. Diyorum ki bir de biz konuşsak, belki benim sana böyle hoşuna gidecek bir teklifim olabilir. Ne dersin? Ha. Kimle çalışacaksın peki Beren? Var mı aklında biri? Tamam. Tamam. Görüşürüz. Feris. Hı? Benim niye haberim yok Dicle'nin kovulduğundan? Çünkü Dicle benim asistanım. Kıraç o yüzden olabilir mi acaba? Sorun nedir? Tam anlatır mısın bana? Hem Emir hem de Barış'la aynı anda görüşüyormuş. O ne demek? Gayet açık ve net. Dicle yüzünden ikisi de birbirine düşmüş. Al bak, izle. Hareketlerine dikkat et. Fazla ileri gidiyorsun Barış. Seni bir daha Dicle'nin etrafında görüp kemerledim. Sana mı soracağız ya biz? Biz ne yapmamız gerektiği hakkında senden mi fikir alacağız? Biz diye bir şey yok kardeşim. Biz diye bir şey yok. Dikkat et hareketlerine. Ne oluyor? Kendine gel lan. Ne yapıyorsunuz insan içinde? Kendine gel. Ben diyeceğimi dedim sana. Barış! Dediğimi yap yoksa karşımda. Ya ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun lan? Başka bir sorun var mı? Yok, anladım ben, tamam. Barış yaptı diyeceğim, niye yapsın? Hadi Emir diyeceğim, o da aynı şekilde. Ayrıca gidip Feris Hanım'a ne diyecek ki onlar? Onların arası senin yüzünden bozulmadı mı? Onların arası daha önceden gerginmiş. Galiba bir reklam çekiminde olay mı çıkmış, bir şey olmamış. Ne bileyim, bilmiyorum ben. Tamam işte. Zaten araları bozukmuş. Bu da tuz biber olmuş. Birinden biri gidip söylemiş. Sanmıyorum ben. Hiç o kadar emin olma. Ya sen ara Feris Hanım'ı, bir konuş. Böyle olmaz. Konuş en azından ya. Hmm. Kim acaba, Feris Hanım mı? Hayır. Babam. Efendim? Dicle, ben bir şey duydum. Doğru mu? Doğru, evet. Bir konuşalım seninle. Yarım saat sonra bir de kafede ol. Ama ben şu an... Yarım saat dedim. Tamam. Kıraç, Beren'le konuştum. Çok sağ ol. Yok, teşekkür etmene gerek yok çünkü hayır dedi. O ne demek? Berlin'de çalışacakmış. Bir bu eksikti. Meral, ben çıkıyorum. Tamam canım, haber veririz.
Ha, Feris Hanım arıyor şimdi de. Ha, anladı demek ki hatasını. Feris Hanım, ben de sizi arayacaktım. Merhaba. Neden? Dün tam konuşamadık çünkü. Konuşacak bir şey yok. Sen bir kız bulmuştun. Asistan, neydi onun adı? Sevinç. Hah, o işte. Ben onun numarasını silmişim. Sen onu bana bir at. Başka bir yerde çalışmaya başlamadıysa gelsin burada çalışmaya başlasın. Tamam, hemen atıyorum size şimdi. Ne oldu, ne diyor? Ya bir kız gelmişti hani benim yerime bir günlüğüne. Onun telefon numarasını istiyor. Allah Allah, bu kadar çabuk yani. Bozma moralini. Bakalım baban ne diyecek? Bana haber ver, tamam, merak ederim. Tamam, arayacağım seni. Jülde, ben çıkıyorum. Tamam. Tamam. Çınar Bey, bu arada Erkan'la Zeynep geldiler. Celal Bey sanırım Peri Masalım'ın senaryosunda acil bir revizyon istemiş. VIP'de ona çalışacaklarmış. Niye? Yani ısıtmayla alakalı bir sorun varmış galiba ofiste. Birkaç gün sürebilir dediler. Ha. İyi, tamam, o zaman Emrah arada bir ilgilensin onlarla, tamam mı? Bir sorun çıkmasın yani. Tamam, söylerim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dicle sana daha önce ajansın işleyişinden bahsetmiştir umarım. Evet, bahsetti Feriz Hanım. Güzel. Az sonra Ozan gelecek. Onunla toplantım var. Sakın toplantı sırasında bir yere kaybolma. Her an sana ihtiyacım olabilir. Sonra da Emir gelecek. Birlikte reklam çekimine gideceğiz. Her şey yolunda mı diye bir ara. Son dakika değişikliklerden hiç hoşlanmam. Bir de buraya çekimden ne kadar önce geleceğini öğren. Çekim için kimi arıyoruz? Bir de Emir dediniz. Hangi Emir acaba? Emir Sayan mı? Emir Kuşçu mu? Emir Turgay mı? Daha sayacak mısın? Git kendini öğren. Al sana fırsat. Peki Feriz Hanım. Niye bana haber vermedin Dicle? Niye aramadın beni? Bu sorunlarını sıkmak istemedim seni. Böyle bir şey var mı yok mu? Ya Feris'in anlattıkları doğru mu? Evet, ama onun düşündüğü gibi değil. Bir kere ilişki yok her şeyden önce. Ben bu insanlarla iş haricinde evet konuşuyorum ama bir ilişkim yok. Olmasın da zaten. Anlamadım. Neyi anlamadın Dicle? Barış ile Emir birbirine girmiş senin yüzünden. Neyini anlamadın? Ben de diyorum ki benimle bir alakası yok. Ben ikisine de umut vermedim. Ayrıca benim şu an hayatta çok başka dertlerim var. Çok başka sorumluluklarım var. Biliyorum. Ne olmasaydı da onaylamazdım ben böyle bir ilişkiyi. Ne Barış'ı ne Emir'i. Senden onayı istemedim farkındaysam. Bana akıl ver de demedim. İstersen şöyle yapalım mı? Birlikte gidip konuşalım Feris'le. Dön işinin başına. Hayır, ben senin bu meseleye karışmanı istemiyorum. Neden? Çünkü senin torpiline dönmek istemiyorum işe. Bir saniye, ben derdimi bir anlatayım. Ben buraya tek başıma ayaklarımın üzerinde duracağım diye geldim. Bunun için çabalıyorum. Tek başıma yapacağım dedim. Bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Şimdi sen çıkıp beni işe geri aldırırsan benim yapmak istediğim her şey boşa gidecek. Feris Hanım beni gerçekten istediği için değil, benim haklı olduğumu bildiği için de değil. Sen istedin diye dönmüş olacağım. Ben seni düşündüğüm Düşünmene gerek yok. Düşünme, boş ver. Bizim tamam eskisi gibi aramız gergin değil ama bu her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor. Biz seninle konuşuyoruz. Çok teşekkür ederim. Doğum günümü de unutmadın. Ama bu kadar. Bu iş benim meselem bu. Sen bu işe karışma. Görüşürüz.
araştırmanı yaptın mı? Hayır. O sahneyi kes. 123C'yi ilk güne taşıyacaksın. Holding sahnesinin önüne. Çok pardon. Pardon. Anlaşıldım arkadaşlar. Yani yapacak başka bir şey yok. Alo Dicle. Selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Başladın mı çalışmaya? Ya başladım da bir sorunum var. Ha ne oldu? Nedir sorun? Emir'in çekimi var dedi. Hangi Emir anlamadım. Bir de reklam çekimi için kimi aramam gerektiğini de bilmiyorum zaten. Dicle bana yardım edebilir misin? Tamam bak şimdi şöyle yapıyoruz. Emir dediği Emir Bindal. Peris Hanım'ın en sevdiği oyuncularından biri. Reklamda Güney Koreli bir otomobil üreticisinin Türkiye'de üretilen yeni modelinin lansman çekimi. Anlayabildin mi? Tamam mı? Tamam. Reklam çekimi de saat 1'de. Sen şimdi onlar çıkmadan önce hemen Hasan Bey'i ara. Ben şimdi sana telefon numarasını atacağım onun. Hasan Bey oranın en yetkili kişilerinden biri. Herhangi bir şey takıldığı zaman aklına merak ettiğin bir şey olunca kendisini arayabilirsin. Orada ya. Bir de zil takıp oyna istiyorsan kız kovuldu diye. Ne alakası var canım? Bak tatlım burası profesyonel bir yer. İş yapılıyor burada. Dicle ne yapıyordu pardon? O da gayet işinde gücündeydi. O çiçekler de bana geldi zaten değil mi? Öl geber kıskançlığından. Ne kıskanması ya? Ne oturup ben burada Dicle'ye mi kıskanacağım? Ne kıskançlığı ne diyorsun ya? Vallahi bilmiyorum artık kimi kıskanacaksın. Onu sana sormak lazım. Öf sus tamam. Aa. Emir Bey'le görüştüm. Birazdan burada olacak. Hasan'la da irtibata geçtim. Şimdilik hiçbir sorun yok sette. Hazırlıklar da bitmek üzereymiş. İyi. Kostümlerde bir değişiklik olmuş mu? Bilmiyorum. Ama hemen arayıp öğrenirim Feris Hanım. Onu kimden soruyor? Ben öğreniyorum. Hemen. Alo. Dicle. Kostümler için kiminle irtibata geçmem gerekiyor peki? Ya işte yine olaylar, yine olaylar Hüdeya. Sorma Bekir abi ya. Feris Hanım Dicle'yi kovmuş. O kadar üzüldüm ki. Sana da geçmiş olsun bu arada. Ya bizimki iyi, bizimkinin durumu iyiydi. Dicle'ye üzüldüm ben de ya. Daha dakika bir, gol bir yerine Sevinç'i çağırmış ha. Bakalım daha neler olacak bugün. Göreceğiz. Hoş geldiniz. Ay Ozan Bey kusura bakmayın tanıyamadım. Ve saçlar falan değişince yakışmış ama. Teşekkürler. Feris yerinde mi? Yerinde. Ben haber vereyim geldiğinizi. Siz buyurun isterseniz. Tamam sağ ol. Feris Hanım Ozan Bey geldi. Tamam. Hayatım ne? Ozancığım. Feris. Bu ne hal? Saç. Ha beğenmedin herhalde. Ay yok hayır çok beğendim de ne fark eder? Yani keşke bana da söyleseydin yaptırmadan evvel. Şimdi kahramanın yolculuğunu imzalayacağız ya. Bu olmaz. Süper. Ne oldu? Geç otur şöyle. Ne oldu sana? Yüzünden düşen bir parça. Bir şey yok ya boş ver. Ne demek bir şey yok? Yani şu an için çok önemli değil boş ver. Anlatır mısın lütfen Ozan? Ya ben bir kızla mesajlaşıyordum Instagram'dan. Hı. Böyle birkaç kere buluştuk falan takıldık bir iki hafta kızla işte. İyi tamam olabilir sevgilin yok bir şeyin yok. Ha, öyle tabii de. Ay Ozan anlatır mısın açık açık lütfen bak gerilmeye başladım şu an ben. Beren'in haftaya bir gün çekim varmış. İkinci güne sarkabilirmiş. Biz saat 4'te Celal Bey'le görüntülü görüşme yapalım. Sen Beren'in menajerini ara ki konuşmalardan haberi olsun. Tamam hocam hemen arıyorum Kıraç Bey'i. Kıraç Bey'i niye arıyorsun yavrum?
Beren Kıraç'ın oyuncusu değil ki artık. Berlin'e geçti. Serkan Tahtacı'yı arayacaksın. Yavrum gelişmeleri takip edin ama lütfen ya. Ya ben bu kıza bir söz vermedim ki Feris. Birlikteyiz de demedim. Özellikle söyledim, belirttim yani böyle bir niyetim olmadığını en başında. Hiç kafalarımız falan da uyuşmadı zaten. Böyle boş boş muhabbetler, yüzeysel yüzeysel. Ben de saldım öyle olunca yani. Ne yapayım? Aradı birkaç kere, açmadım, işim var falan dedim. Şimdi arayıp duruyor kız sürekli. Bir de mesaj atmış. Benden öyle kurtulamazsın kolay kolay diye. Yapmadın değil mi? Düşündüğüm şeyi yapmadın. Yani fotoğraf falan yok bu kızın elinde değil mi? Tam da imzayı atacakken. Yani yok benim bildiğim kadarıyla ama mesajlaşmalar var işte. Anladım. Sen DM'den yürüdün bu kıza. Ya yürümedim. Yürümek demeyelim de işte yazıştım, mesaj attım. O bana mesaj attı. Karşılıklı yani. Ne var ki? Olabilir böyle şeyler. Tamam olabilir de yani bu mesajların içeriği nedir? Tam olarak yani sadece yazışma değil mi? Yani. Görüntü var mı? Görüntü yani benden giden yok ama ondan gelen var. Peki bunlar nasıl görüntüler? Ne içerikleri nedir? Tamam anlatma. De anlatmış kadar oldu zaten bilmek istemiyorum. Ay oturur musun Allah aşkına, başım dönüyor şu an. Ya nasıl yaparsın sen bunu Ozan'cığım, bilmiyor musun sen? Herkes ifşa peşinde, söz uçar yazı kalır. Ya sen bilmiyor musun bunu hayatım? Biliyorum Feris, biliyorum. Ha bu bilen halin yani, bilmesen ne yapacağız acaba? Ne diyor bu kız şimdi? Yayınlarım hepsini falan mı diyor, ne diyor? Yok henüz demiyor da her an her şey olabilir işte yani. Hocam günaydın. Barış'ım günaydın, günaydın. Beren Ego'dan ayrılmış. Serkan Tahtacı'yla çalışacakmış. Ha evet. Evet. Yeni mi başlamışlar? Yeni başlamışlar, evet yeni başlamışlar. Açıkçası bence kariyeri için doğru bir karar. Çünkü öteki türlü baba kız sonuçta sorun oluyordur yani. Doğru söylüyorsun. Yani. Valla benden duymuş olma ama Ego'da da bir takım sıkıntılar varmış zaten. Yani içeride bilgi sızdıran birileri varmış. Onu bulup ortaya çıkartamamışlar. Bir de üstüne Feris'in asistanı olayı patlamış. Nasıl yani? Detayları da ben de bilmiyorum da yani kızcağızı göndermişler anlayacağım. Hadi ya. Hı. Hocam. Efendim? Sete bakabilir miyiz? Tamam, tamam. Barış'ım kusura bakma geliyorum. Ay. Gel bakayım. Şu anda meşgul. Lütfen hattan ayrılmayın. Kardeşim. Serkan Tahtacı'nın numarası var, söyler misin bana? Var Barış Bey, hemen yolluyorum. Yolladım. Sağ ol. Ay şimdi gidelim, dilekçe verelim. Özel hayatın ihlali gerekçesiyle suç duyurusunda bulunalım diyeceğim. Daha bu kız bir şey yapmamış. Bekleyelim diyeceğim, saatli bomba. Her an her şey olabilir. Aa çok pardon, böldüm mü? Ne haber kardeşim? İyidir, senden ne haber? İyi, fena değil. Her şey yolunda mı? İyi, yolunda ya. Problem yok, sağ ol. Tamam. Feris, ben terastayım o zaman, bekliyorum seni. Olur. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Saçlar yakışmış. Eyvallah, sağ ol. Kim bu kız? Kız işte ya. Bu tatlı ayıcık ne ya? Ya bu Aytek'le Zehra'nın yeni işi, çocuk programı. Aldığı reytinge bir bakar mısın? Ya 5,5 çok yüksek çocuk programına göre. Mesela meydan oku hayatı o tabii. Hı. Bir de iyi bir yapılmış. Kolay gelsin. Ha, selam Emir. Emir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dicle nerede?
Dicle ayrıldı artık, bizimle çalışmıyor. Ayrıldı demeyelim sana. Dicle kovuldu. Yok artık, kovuldu. Nasıl yani, anlamadım. Ya biz de daha bu sabah öğrendik yani, çok yeni oldu. Yardımcı olabileceğim bir konu varsa eğer... Sevinç ben bu arada, Feriz Hanım'ın yeni asistanıyım. Memnun oldum, hayırlı olsun. Yok, teşekkür ederim. Kolay gelsin size de. Sağ ol Emin. Geri sanmayı üzülüyorum canım. Ama işte olmadı mı olmuyor bazen. Şimdi bak, sen bana bu kızın bütün bilgilerini yolla. Telefonunu, Instagram'ını, artık nereden mesajlaştıysanız o hesaba at. Tamam mı? Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bu kız sana mesaj atsa bile sen cevap vermiyorsun, tamam mı? İmzayı atana kadar bir sorun çıksın istemiyorum Ozan, anladın mı beni? Ben şimdi 5 dakikalığına yukarı gidiyorum, hemen döneceğim, tamam mı? Seninle aşağıda buluşalım. Korkma, halledeceğiz. Tamam. Evet. Alo. Serkan merhaba, Barış Havas ben, nasılsın? Vay Barış, iyiyim sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya dün gece doğru düzgün çalışamadık. Ben senin olduğunu şimdi anladım, kusura bakma. Yok canım, ne kusuru, olur mu öyle şey? Sen söyle bakalım, nasıl oldun, iyi misin, toparladın mı biraz? İşte iyiyim. Güzel. Bu akşam hiç iyi görünmüyordun. Ama ben Feris'i de anlıyorum açıkçası. Eserttir biraz. Özellikle de... Sevdiği bir insansa öf, çok sıkı fırçalar. Ben onu da mı anlattım sana? Evet, bir şeyler söyledim. Ama dert etme, benden çıkmaz. Ha bu arada, hangi konuyla ilgili olursa olsun dertleşmek istediğin zaman ben her zaman buradayım, tamam mı? Sağ ol. Tekrardan teşekkür ederim gece beni eve bıraktığın için. Rica ederim canım, ne demek, her zaman. E hadi bakalım, iyi bak kendine, görüşürüz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı Sevinç? Şimdilik evet. Ozan doluna geldi. Biriyle mesajlaşıyormuş. Kız galiba tehdit etmiş yayınlarım diye. Ama tam da duyamadık. Bak duysan da duymamış gibi yap Sevinç sen, tamam mı? Sana sorun var, gel yardım et demedikçe sen hiçbir şekilde karışma, sakın girme, tamam? Anladım, tamam. Başka bir şey öğrenirsem ararım seni. Tamam. Görüşürüz. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Lütfen hattan ayrılmayınız. Emir'cim, benim çok kısa bir işim var. Ozan'ın sorununu halletmem gerekiyor. Siz Sevinç'le stüdyoya geçin, ben sizinle orada buluşurum, tamam mı? Feris. Hı. Dicle'yi neden kovdun? Şu an ilk sırası değil canım. Görüşürüz. Buyur ablacığım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Kamil abi kusura bakma, açamadım telefonu. Sabahtan beri koşturmaca. Abi ödeyeceğim tabii borcumu. Yani bana birkaç gün daha müsaade edersen eğer... Yarına bulamam. Tamam abi, peki. Eyvallah. Feris, bir konuşabilir miyiz? Barış'cığım, şu an hiç vaktim yok. Bir görüşmeye gidiyorum. 2 dakika Feris, önemli. Peki, dinliyorum. Dicle'yi neden kovdun? Barış, bu konuya bence hiç girmeyelim. Eğer benimle görüştüğü için kovduysan bizim aramızda bir şey yok Feris. Bunu bil. Barış'cığım, zaten yeterince canım sıkılıyor bu konuya. Lütfen bir de sen sıkma, tamam mı? Gökçeciğim, canım.
Evet evet yakın, yakındasın. Ajanstayım, ajanstayım. Yok işim, tamam gelirim. Gelirim canım. 15 dakika yoldayım. Tamam. Tamam canım. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay canım. 5 dakika var mı? Şimdi Gökçe'yle buluşacaktım ama 5 dakika var tabii. Gel gel. Gel, ne oldu? Ne oldu, sen Beren'le konuşabildin mi? Konuştum. Ne diyor? Boşuna ısrar etme. Ben kararımı verdim diyor. Nasıl gidiyor Beren'le? Anlaşabiliyor musunuz? Sence? Vallahi bravo. O zaman müsaadenle DJ'nin üçüncü kişi olduğunu artık ben yazmak istiyorum alkışlarla lütfen. Daha değil. Tamam peki. O zaman Berlin'e gelelim. İzin var mı? Patron, konuşabilir miyiz? Yani bana bir açıklama yapmak ister misin? Yapacağım, tabii ki yapacağım. Ama zamanı geldiği zaman yapacağım. Şu an başka bir iş üstündeyim. Allah Allah, neymiş o? Tamam, sana ondan bahsedeyim. Senin bu Ego'daki ajanın var ya. Yok, ajanım falan yok benim. Evet, var Ece. Hatta ajanın Emrah, değil mi? Emrah'ı nereden tanıyorsun sen? Dersime iyi çalıştım diyelim. Emrah mı? Alakası bile yok. Öyle bir anda sorunca şaşırdım o kadar. Yok, ajanım yok çünkü. Serkan'cığım yok. Hayatım, bana yapma bari. Tamam, Emrah olmayabilir ama içeride bir ajanın var, buna eminim. Bırak da o kadarını anlayayım. Ece. Ya hadi. İyi, tamam. Ne istiyorsun? Ego'daki ajanını bir arasana. Durumlar neymiş bir öğren. Ona göre bir strateji belirleyeceğim. Serkan'la sözleşme imzalamış. İyi. İyi mi? Nesi iyi Çınar? Yani en azından tanıdığımız bir adamla çalışacak. Tarzını biliyoruz, nasıl çalışacağını biliyoruz. Adam arkadaşımız. Arkadaşımızdı. Bir zamanlar. Yıllar önce. Sen Serkan'a niye bu kadar tavırlısın? Kızımla çalışmasını istemiyorum. Derdi Beren değil çünkü. Başka bir şey var aklımda. Ne gibi? Bilmiyorum. Ama vardır kesin. Yani bu yüzden Beren'i bağladı bence. Bize karşı kullanmak için. Ego'ya karşı. Sen bunları böyle Beren'e de söylemedin değil mi? Söyledim tabii ki. Kız da iyice sinirlendi tabii bu haliyle. Herkesin niyeti başkaymış. Herkes art niyetli olduğu için ona teklif götürüyormuş falan bir sürü şey söyledi, kapadı. Kıraç bak. Ben sen Serkan'a niye bu kadar tavırlısın gerçekten hiç anlayamıyorum. Yani sizin aranızda benim bilmediğim bir şey varsa bence bana açık açık söyle. Yoksa da kızın üstüne gitme daha fazla. Bırak çalışsınlar, ne olacak? Bırak çalışsınlar. Biz zaten gerekli gördüğümüz noktada müdahale ederiz. Tamam, ben düşüneceğim biraz. Konuşuruz sonra. Tamam, konuşuruz. Tamam. Hadi sonra konuşuruz. Bye. Bye. Olamıyor. Bye bye. Olağanüstü bir durum yok. Beren mevzusu konuşulmuş. Senin Berlin'e aldığını herkes öğrenmiş. Dicle'yi ajanstan yollamışlar. Bunun dışında da bir şey yok. Güzel. Peki Beren'in benimle çalıştığını biliyorlar mı? Yok, sanmıyorum. Kıraç akıllı adamdır. Tahmin edecektir. Hatta Beren'le konuşmaya gitmiş bile olabilir. Diyorsun. Diyorum. O zaman ben bir iki yere haber uçurayım Beren'le ilgili. Yani sadece ben yapmayayım haberi. Böyle gündüz feneri gibi. Yok yok, gerek yok. Kıraç haberi aldığı zaman beni görmeye gelir, sen hiç merak etme. Sen bizim haberimize yoğunlaş. Unutma. Ego'nun oyuncuları Berlin'e mi kayıyor? Ama dediğin gibi yap. Sadece sen yazma. Başkalarına da pasta. Ortalığı biraz sallayalım bakalım.
Serkan. Zekana yükseliyorum, haberin olsun. Merhaba, Çınar Bey'le görüşmek istiyorduk biz. Merhaba, randevunuz var mı peki? Hayır yok ama çok önemli olduğunu söylerseniz seviniriz. Ama Çınar Bey zaten şu an ajansta değil. Tamam, bekleriz biz. Tamam da ben ne zaman döner bilmiyorum. Yani dönse de maalesef randevusuz görüşemezsiniz. Tamam, randevu alalım o zaman kendisinden. Tamam ama işte onu ben yapamıyorum. Yani önce asistan Emrah'la görüşmeniz lazım. Tamam, onunla görüşelim o zaman. Ne yapalım? Tamam, peki. O zaman siz bir soluklanın, ben kendisine haber vereyim. Tamam. Emrah, iki tane kız geldi. Çınar Bey'le görüşeceklermiş. Ben ne yapayım? Çınar Bey Gökçe'yle birlikte. Ya evet de, ya zaten randevuları yok. Önce randevu almanız lazım dedim, sana yönlendirdim. Tamam, konu ne? Ben bir anlasam yardımcı olacağım da. Yani oyuncu görüşmesi değil herhalde. Ay yok canım, sanmıyorum. İyi tamam, sen toplantı odasını al, ben geliyorum. Tamam. Bu nereden çıktı şimdi ya? Ya git bir bak. Çınar Bey'i nasıl tanıyorsunuz, öyle mi? Evet, Çınar Bey'i nasıl tanıyayım? Konu neydi? Çok önemli bir konu hakkında görüşmemiz lazım da kendisiyle. Oyuncu musunuz? Hayır, ne münasebet. Senaryo yazıyoruz biz. Yarın masamın geleceği hakkında konuşacağız. Ne zaman görüşebiliriz acaba? Bakayım. Şu anki Çınar Bey'in doluluk oranına bakarsak 22 Şubat saat 11.30'da görüşebilirsiniz. Ne? O zamana kadar batar bir kere peri masalım. Pardon da neden batıyormuş peri masalım o zamana kadar? Yani şu anki vaziyet hiç iyi değil de ondan. Bizim acilen görüşmemiz lazım Çınar Bey'le, hem de çok acil. Vallahi yapabileceğim bir şey yok kızlar. İstiyorsanız Şubat ayı için yazayım randevunuzu. Bu iş burada bitmedi. Tekrar geleceğiz. Peki. Sonra böyle. Sonra. Alo. Geldi mi Feris Hanım? Yok. Ozan Dolunay'ın sorunuyla ilgileniyormuş hala. Peki söyledi mi ne olduğunu? Sen en son mesaj demiştin. Ya kızın biriyle mesajlaşıyormuş işte Instagram'dan. Galiba biraz da açık saçık mesajlarmış. Ha, adliyeye mi gittiler Ozan Bey'le? Hayır. Kız ifşalamamış ki daha. Ama her an her şey olabilirmiş. O yüzden de henüz suç duyurusunda bulunmadılar. Dicle, başlayalım. Filan diyorlar. Daha Feris Hanım gelmedi. Ne yapacağım ben? Ne demem lazım şimdi? Tamam, şöyle yap. Sen şimdi ara, hemen haber ver. Başlamak istediklerini söyle. Sonra da monitörün başına. Ama sakın ayrılma. Feris Hanım gelene kadar oradaki her şeyden sen sorumlu olacaksın. Ya iyi de ya bana bir şey sorarlarsa? Ya benim karar vermem gerekirse? Dicle. Ne olur yalnız bırakma beni. Ne olur. Yardım et. Vallahi ödüm kopuyor, elime yüzüme bulaştıracağım diye. Tamam, tamam Sevinç, ben geleceğim, tamam. Gerçekten mi? Evet ama sen ve ben dışında başka kimse bilmeyecek, tamam mı? Kimseye söylemek yok. Tamam, tamam söz. Kimseye söylemeyeceğim. Tamam, hemen geliyorum ben, hadi. Emrah, ne oldu? Neymiş dertleri? Ay, peri masalınla ilgili konuşacaklarmış Şınar Bey'le. Sözde senaryoyu beğenmiyorlarmış. Harikaymış. Bakalım daha neler göreceğiz bu egoda. Hayırlı olsun. Berlin'i almışsın, komşu oluyoruz. Sağ ol. Eşim, sen haklı olarak neden haberimiz olmadı diyeceksin. Ya kesinleşmeden size söylemek istemedim. O arada da haber patladı zaten. Tahmin ederim. Kusura bakma, böyle apar topar buluşmak istedim seninle. Yok canım, hiç sorun değil. Yani aramanı bekliyordum zaten. Öyle mi? E tabii. Benim de kızım seninle çalışmaya başlasa ben de arardım Kıraç. Konuşmak isterdim. Yanılmıyorum değil mi? Konumuz bu. Evet. Evet. Merak etme. Gözüm üstünde. Anlamadım. Gözüm diyorum, Beren'in üstünde. Kıraç, Beren çok sıkılmış. Çok yorulmuş. Kendini başarısız hissediyor. Yani olmak istediğim yerde değilim diyor. Sanırım söylemediği bazı sıkıntılar daha var. Ego'dan ayrılışı malum. Ama merak etme, başıboş bırakmayacağım. Bana güvenebilirsin. Gözüm üstünde olacak her zaman. Ha, olur bir sorun olursa da mutlaka seninle paylaşırım. Tamam. Çok teşekkür ederim ama ben Beren'in Berlin'in oyuncusu olmasını doğru bulmuyorum. Neden?
Bak ya, ne yazmışlar? Ece mi yazmış? Ya yok, sır peşinde yazmış bu sefer. Ece de doğrulamış ama. Ego Ajansı'nın oyuncuları teker teker Berlin'e kayıyor. Şaka mı bu ya? Pınar Deniz'i bünyesine katarak çok büyük bir adım atan Berlin Ajansı'nın adarına... ...şimdi de İrem Derici var. Henüz kesinleşmemekle birlikte İrem Derici cephesinden bugün açıklama bekleniyor. Nasıl ya? Vallahi bilmiyorum Gülüncüm ama gidişat hiç iyi değil, ben sana söyleyeyim. Beren'in bizimle çalışması daha doğru. Kıraç bak, bir dakika. Ben Beren'e karşı objektif olabildiğini düşünmüyorum. Yani başka oyunculara yapmayacağın şeyleri yapıyorsun sen. Beren ne anlattı sana? Bir şey anlatmadı yani. İkinizin arasındaki özel mevzulardan bahsetmedi. Bu sadece benim tahminim. Başka oyuncu olduğu zaman gerektiği yerde azarlıyorsun. Bunu böyle yapma, bunu böyle yap dersin. Böyle yaparsan senin için iyi olmaz dersin. Ama söz konusu kızın olduğu zaman kendini tutuyorsun. Ya yanılıyor muyum? Yanılıyorsam söyle, yanlışsın. Sen. Nasıl? Kıraç, biz yıllarca beraber çalıştık. Haklısın. Her günümüz şahane geçmedi, kavgalar da ettik. Ama kabul et, iyi iş başardık. Ya beni tanıyorsun, ben de seni tanıyorum. Ama şimdi kızınla çalışmama izin vermiyorsun. Neden? Bana güvenmiyorsun. Tamam, o zaman sana soracağım. Bana güvenmemek için tek bir neden sor. Hadi. Şöyle bir hatan oldu de, şöyle bir yanlışın oldu de... ...ya gerçekten soracağım, hiç uzatmayacağım. Yok yok, olmadı öyle bir şey. Ya o zaman bana güven. Arkana yaslan. Arkana yaslan ve sahip olduğun her şeyin elinden gidişini seyret. Affedersin, ne dedin en son? Arkana yaslan diyorum. Rahat ol, her şey kontrolüm altında. Yemin ederim hayatımı kurtardın Dicle. Feriha'nın geldi mi? Yok, demin konuştuk. Daha bir saatten önce gelemiyor. İyi, tamam. Sevinç, bak baştan anlaşalım. Ben buraya gelmedim, sen de beni görmedin, tamam mı? Feriha'nın kesinlikle bilmeyecek bunu. Ya, iyi de neden ki? Ya şimdi öğrenirse beni işe geri alması için arkasından iş çevirdiğimi düşünür. Öyle düşünmesini istemiyorum. O yüzden söz var, bana söylemeyeceksin. Tamam, tamam söz. Tamam, teşekkür ederim. Dicle. Ha, Emir. Hayatım sen şimdi arkalarda bir masaya otur, bekle. Sakın benle haber vermeden yanımıza gelme, tamam mı? Tamam. Ya Feris, biz hiç konuşmasak mı bu kızla ya? Hiç bulandırmasak mı suyu? Ozancığım, ben hiçbir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. Daha sonra pişman olmak istemiyorum. Lütfen dediğimi yap, bana bırak, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi, hadi. Aa, Ozan ne haber? Saçlar çok güzel olmuş, yakışmış. Ferisciğim, sen nasılsın hayatım? Ne yapıyorsun? İyiyim hayatım, sen nasılsın? Ya bendeki işte klasik görüşmeler, günlük görüşmeler. Ay. Kimle buluşmaya geldin bakayım? Aa, kimle acaba? Aa, bir kız var da. Bakalım. Bilmiyorum, göreceğiz. Hadi bakalım, hadi. Ben kaçtım. Tamam canım, kaç. Kaç. Kolay gelsin. Aa. Ay, o nasıl omuzlar öyle? Sağ omuzdan sol omuza taksiye binsem en az 70 lira tutar. Ben senden bir şey rica edeceğim. Şimdi sen bana yardım et, ben de sana yardım edeyim. Ne dersin? Dicle, ne oluyor, açıklar mısın? Bir anlaşmazlık çıktı. Ayrıldım Emir, öyle. Niye buradasın? Sadece Sevinç'e yardım etmeye gelmedin herhalde, değil mi? İsterim lan. O yüzden geldim. Neyse, sonra konuşuruz. Beni görmedin ona göre, tamam? Emir Bey, kostümünüz hazır. Sizi kostüm alalım. Tamam. Beni görmedin. Konuşacağız. Tamam. Konuşacağız. Tamam. Selam. Ya kusura bakma, geç kaldım. Trafik vardı. Ah, Lara ben. Ben de Feriz. Lütfen. Geçiyorum. Teşekkürler. İstersen hemen konuya gireyim. Gir tabii, ben sana mani olmayayım. Hı-hı.
Ne oldu? Ay hiç. Yani şaşırdım. Ya ben fotoğraflarını görmüştüm ama beklediğim Lara hiç böyle değildi. Nasıldı peki? Ya sen çok güzel, kendine güvenen, havalı bir genç kadınsın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya açıkçası ben daha silik birini bekliyordum. Öyle dikkat çekmek isteyen, konuşulmak isteyen ama gördüğüm kadarıyla senin hiç böyle bir şeye ihtiyacın yok. Tabii ki de ihtiyacım yok. Neden olsun ki? Ben de aynen bunu düşünüyorum işte. Neden olsun? Senin böyle saçma sapan bir ifşayla gündeme gelmeye ihtiyacın yok değil mi? Tek güzel oldu, tutalım bunu. Bu tek güzel oldu, tutalım bunu. Evet, güzel. Çok güzel. Çok güzel, evet. İzle. Ne kadar sürer sence çekim? Ya ben daha önce hiç reklam çekiminde bulunmadım da. Ya bunu dizi gibi düşünme öyle. Bunlar bir plan için saatlerce uğraşıyorlar. Bir oradan bir buradan. Yani dizide ne? Üflüyorlar dizide. O yüzden bütün gün sürebilir yani bu. Verirsen bana haber var mı? Yok ya. Mesaj attı demin her şey yolunda mı diye. O kadar. İyi. Tamam. Çok güzel oldu. Sen de gözünün mantardan eğilme de bir şey kaçırmıyor mu? Pardon da ifşa derken ne ifşası? Ben Ozan'a asla böyle bir şey yapmadım. Tehdit falan ediyor diyorsa da yalan. Yapmadım yani kesinlikle. Biliyorum, biliyorum. Ozan bir şey demedi zaten. Madem demedi niye konuşuyoruz o zaman şu an? Ben Ozan'ın menajeri olarak hemen harekete geçme taraftarıyım. Yani takdir edersin ki böyle şeyler çok oluyor. Yani başka oyuncularımın da başına gelmişti. Fotoğraflar, mesajlar falan. Yok efendim benimle birlikte olmazsan ben bunları yayınlarım. Şu kadar para vermezsen seni ifşa ederimler. Yani... Ya oluyor tabii, olmaz mı? Çok da haklısın aslında. Evet. Ama seninle konuştuktan sonra benim içim çok rahatladı. Böyle saçma sapan taktiklerle bir adamı elinde tutmaya çalışacak bir kadın değilsin sen. Asla değilim. Tabii ki de değilim. Hey, çok güzel. Sana güvenebileceğimi biliyorum. Şimdi bekle biraz istersen. Ozan da burada. Aa. Ya sana sürpriz yapmak istedik. O da gelsin, birlikte oturup konuşalım. Birlikte bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıralım. Tabii tabii. Bekliyorum ben. Aile babası temasını da denemek istiyoruz. Gönderdiğimiz mood board'lar da vardı zaten. Şöyle göstereyim. Tamam, tamam. Oyuncumuzu dinlendirelim. Ne zaman? Sen şimdi söyle. Yoruldu, dinlensin, bir kahve içsin. Oyuncumuzu dinlendirelim biraz. Yoruldu da. Peki. Arkadaşlar bir 10 dakika ara veriyoruz. Şimdi Ozan'cığım biz Lara'yla konuştuk. Senin endişe ettiğin gibi bir durum çökmüş ortada. Ozan gerçekten çok üzüldüm. Yani benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün? Ben öyle bir şey söylemedim. De Feris birazcık gerilmiş. Şimdi çok fazla insanın başına geldi bu son zamanlarda. Ondan yani. Ya keşke benimle görüşseydin önce. Yani telefonumu açsaydın eğer. Ah çok yoğun olduğu için bak ben biliyorum. Ben menajerim. Çok yoğundu. Çekimler yüzünden değil mi Ozan? Aynen. Yani bir sorun yok aramızda. Ay, yok tabii canım. Neden olsun? Sevindim Ozan.
Evet. Benim kalkmam lazım. Çekime yetişmem lazım. Ben sizi yalnız bırakayım. Sana güvenebilirim değil mi? Tabii ki Ferisciğim. Hiç sorun yok. Aklın kalmasın lütfen. Ha, sağ ol. Sana güveneceğimi biliyordum ya. Ben biliyordum. Çok mutlu da oldum tanıştığımıza. Ben de çok sevindim. Pardon. Bir tahmini olabilir miyim? Mesajları sildirmeye çalış. Teşekkür ederim. Sakın üstüne gitme. Zorlama. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Aa, görüşürüz benim. Evet. Nerede kalmıştım? Her şey yolunda mı? Yani aslında bu soruyu benim sana sormam lazım. Her şey yolunda mı? Dicle ya. Ne oluyor, anlatır mısın? Şimdi değil Emir. Feris Hanım gelene kadar sorun çıkmadan işimizi güzel güzel yapalım. Hop, ne olur. Peki tamam, benim bir problemim var, onu çözelim. Tabii, nedir? Benimle gel. Arabaya. Yani evet. Kapıyı kapatır mısın? Dicle, kemerini de bağla. Ya bakma bana öyle, soru da sorma hadi. Ayrıca şu an moladayız. Yani oyuncumuzu dinlendiriyoruz lütfen. Tamam. Ne şimdi yapıyorsun? Bak, arabayı böyle çalıştırıyorsun. Sonra B'ye aldık. Emir bir dakika, ne yapıyorsun bir dakika? Neden çalıştırdın ki arabayı? Durdurur musun bunu? Emir hayır, durdurur musun arabayı? Emir lütfen. Ne yapıyorsun? Başımız belaya girecek. Girmez, merak etme. Emir durdur arabayı ya. Bir şey olmaz ya, korkma. Her şey yoluna girecek, merak etme. Umarım. Ne olduğunu anlatacak mısın? Feris Hanım bana işe başlarken bu işin kurallarını anlatmıştı. Çalıştığımız kimseyle görüşemezsin, buluşamazsın demişti. Bu yüzden mi kovdu seni? Evet. Tamam, ben konuşurum Feris'le. Hayır Emir, istemiyorum. İyi de Dicle, biz mesai saatleri içinde görüşmedik seninle. Yani işini aksatacak hiçbir şey yapmadık ki. Biliyorum ama sorun o değil zaten. Feris Hanım ikinizle de aramda bir şey var sanıyor. Ki yok. Barış'ta olmadığını biliyorum. Emir seninle de yok. Tamam, ben seninle vakit geçirmeyi seviyorum. Konuşmayı, dertleşmeyi gerçekten çok seviyorum ama benim şu an çok başka sorunlarım var. Sorun ben miyim? Çok mu rahatsız ettim, çok mu üstüne geldim? Hayır, seninle ilgisi yok. Ben sadece şu an bir ilişkiye hazır değilim. Benim kendimi düşünmem lazım. İşimi, kariyerimi düşünmem lazım. Böyle olunca dağılıyorum, kafam karışıyor. İşime odaklanamıyorum. Feris Hanım'a bunları anlatmak istedim ama konuşturtmadı beni. Tamam. Anlatmak istediğin şeyleri ben Feris'e anlatırım. Hayır Emir ya, sen bu işe karışma. Barış'la da bir daha kavga etme lütfen. Kimden duydun bunu? Oradaydım hatırlarsan.
bardaki kavgadan bahsetmiyorum. Dün olan kavgadan. Beren mi söyledi? Ya da şu an ben söylemiş oldum. O yüzden mi çıkmadınız siz şova? Evet. İbrahim Bey öyle uygun gördü. İnanmıyorum ya. Ya size inanamıyorum. Dicle tamam, ben Feris'le konuşacağım. Ben de olayın uzamasını istemiyorum. Senin için de ayrıca konuşurum. Emir hayır, istemiyorum diyorum. Lütfen bak sen bu işe karışma. Barış'la da bir daha kavga etmeni istemiyorum lütfen. Beni birazcık düşünüyorsan yapma ne olur. Birazcık mı? Dicle ben hep seni düşünüyorum. Hep. Ne yapıyorsun? Neredesin? İyi misin? Canın sıkkın mı? Hep seni düşünüyorum ben. Çünkü sana çok değer veriyorum. Çünkü senden çok hoşlanıyorum. Ya ama tamam. Asla seni zorlayacak bir şey yapmam. Sadece buralarda olduğumu bil, yeter. Biliyorsun değil mi? Ya kadıncağız gerildi işte. Menajerler böyle, biliyorsun. Anlattırma bana şimdi. Sen de yok diyemedim. Ha neyse ya, sorun değil. Akşama ne yapıyoruz? Biz denedik ve olmadı. Yani uyuşmadık. Değil mi? Ya böyle uzatmayalım bu meseleyi. Yani birbirimizi de kandırmayalım boş boşta. Gerek yok. Değil mi? Ben senin gerçekten farklı olduğunu düşünmüştüm. Biliyor musun? Yani aramızda bir bağ olduğunu düşünmüştüm. Yanılmışım. Neyse o zaman senin istediğin gibi olsun. Önemi yok. Kendine iyi bak. Ben senden böyle bir şey istemedim değil mi canım? Sen de bana bilgi vermedin ha? Tabii ki canım, siz hiç merak etmeyin. Aferin, cin gibisin maşallah. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, kolay gelsin. Teşekkür ederim, iyi günler. Hadi. Alo. Serkan, canım. Elimde dikkatini çekecek bir bilgi var. Ozan Dolunay'la çalışmak ister misin? Sence ben ne yapıyorum şu an? Vallahi ne yaptığını bilmiyorum ama bence her ne yapıyorsan bırak, çünkü acayip bir şey patlatmak üzereyim. Dur tahmin edeyim. Lara'nın mesajlarıyla Ozan'ın ifşası. Doğru mu? Sen nereden biliyorsun bunu? Ece kapat telefonu, tamam hadi görüşürüz, hoşça kal, bay bay. Yaracığım, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Anlat bakalım şimdi. Neler oluyor? Çınar Beyciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk İblis. Siz yokken bu peri masalımın yeni bölümüyle ilgili yine revizyon geldi. Erkan'la Zeynep Don'la uğraşıyorlarmış. O yüzden bu gece yeni bölüm akışı gönderemeyecekler Çınar Bey. İyi tamam, ben bir yanlarına uğrarım. Var mı başka bir şey? Bir de Oğuzhan Koç'un yeni marka işbirliği için detaylar geldi. İyi süper. Başka? Bir de iki tane kız geldi Çınar Bey. Peri Masalı'nın senaryosu hakkında sizinle görüşmek istiyorlarmış. Ben de Şubat'a kadar Çınar Bey'in bütün randevuları dolu dedim. Kim ki bu kızlar, anlamadım ben, kim? Vallahi ben de bilmiyorum Çınar Bey. Böyle 17-18 yaşlarında iki tane kız. Peri Masalı'nın batıyor, dizi çok kötü gidiyor falan filan dediler. Bir de sosyal medyadan yorum yazıyorlarmış her gün. Güzelmiş bayağı, iyi. Tamam, var mı başka bir şey mi? Yok, ben o zaman bu revizyonlar için odama gideyim. İyi tamam, git. Hadi. Hadi çalış şimdi. Hadi çalışıyoruz. Haydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevinç, durum nedir? Gayet iyi. Sorun çıktı mı? Hiçbir sorun çıkmadı Feris Hanım. İyi. Ben yanınıza gelemiyorum, onu haber vermek istedim. Affedersin, öbür kız nerede?
oldu var? Ne oluyor orada? Hiç. Kim? Senin yanında biri vardı ya biraz önce. Bilmem. Bana bir şey söylenmedi. Prodüksiyondan da o. Bizimle bir ilgisi yok ama istersen bir onlara sor. Tamam, teşekkür ederim. Bilmem gereken bir şey mi var? Hayır Feriz Hanım. Ben her şeyle ilgilendim tek tek. Siz hiç merak etmeyin. Aferin. İyi halletmişsin. Şaşırttın beni. Teşekkürler. Tamam, çekim bitince ara beni. Kapatıyorum. Tabii. Evet, yaz abi buraya. Tamam, Yağmur yaz. Ben seni seviyorum kız. Kolay gelsin. İnşaat alanına giremediğimiz için sıkıntı oldu. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ ol Çınar. Celal Bey'den yeni bir haber yok değil mi Çınar? Ne olur kalbime indirme. Yok hayatım yok, merak etme sen. Ben size bakmaya geldim, iyi misiniz, her şey yolunda mı diye. Yorgunluktan ölmek üzereyiz. Uykusuzlukta 21. saatim. Erkan'ın feydini çöktü demin. Gelecek hafta yapacağımız finali bu bölüme çektik. Fragman yayınlandı. Ortalık birbirine girdi. Şimdilik bu kadar. İyi tamam hadi o zaman. Bugün bitirin dinlenin biraz evde hadi. Yok biz buradayız daha. Sen çık haberleşiriz. Tamam bakın o zaman bir saat. Tamam mı? Bir saat. Bir saat sonra arayacağım evde olacaksınız. Yeter ya bugün nefes almadan sabahtan beri çalıştınız. Tamam. Yetişmezse yetişmesin. Tamam abi çıkarırız bir saat. İyi tamam arayacağım bak Erkan o zaman. Tamam abi ararsın. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi. Teşekkürler. Sağ ol. Erkan, çıkıyor muyuz gerçekten? Yok. Zeynep, hadi uyuma. Uyumuyorum ya. Hadi arkadaşlar, biraz enerjik, hadi. Nerede kalmıştık Mert? Bakıyorum hocam. Fabrika sekansındayız hocam. Kaçın saniye, söyle. Birazdan size... Çok ünlü bir oyuncunun bana nasıl yazdığını atacağım arkadaşlar. Böyle adamlar çok fazla. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Sevgisi varken bana neler neler yazdı. Kendi gözlerinizle görün. İşte bu kadar. Bütün gün sevince yardım ettin yani. Evet. Hiç sorun çıkmadı neyse ki. Niye yapıyorsun bunu bizle? Madem kovdu seni Feris Hanım, kendini savunma hakkı bile vermedi sana. Bıraksana. Bırak ne hali varsa görsün. Ya ne yapayım? Ben öyle yapamıyorum biliyorsun. O zaman gideceksin diyeceksin. Sevinç yapmadı. Ben yaptırdım hepsini. Ben anlamıyorum seni. Baban seni işe de geri aldırmaya çalıştı. Ona da yok dedin. Ne olacak böyle? Bilmiyorum. Bakacağız. Bak bakacağız diyor hala. Bir şu salonun camlarını aç bari bütün ev kızartma kokmasın şimdi. Tamam, dur. Bizim odaların camlarını da aç Dicle. Tamam, açıyorum. Celal Bey'in teklifini tekrardan düşündüm. Artık olumlu bakıyorum. Konuşalım mı? Emir'cim şu an değil. Ya öfkeli olduğun için rolü kabul etmek istiyorsun. Barış'a gününü göstermek istiyorsun ama kusura bakma öyle bir şey olmayacak. Feris sen neden hep Barış'ı kolluyorsun? Ben ikiniz için de doğru olan şeyi yapmaya çalışıyorum. Barış'a da aynı koşullarda senin çalıştığın işten teklif gitmiş olsa ona da aynısını söylerdim. Aranızda hiçbir şey geçmemiş olsa, ya kavga dövüş olmamış olsa niye hayır diyeyim ki? İşimize bakalım, paramızı kazanalım derdim. İyi de Feris bu aynı şey. Emircim lütfen. Şu an bunu konuşmayalım. Bunun yeri ve zamanı burası değil. Okey? Peki. Emir, Tarçın nerede Tarçın? Pardon. Kardeşim belki haberin yoktur dedim. Kızın biri senin mesajlarını koydu biraz önce hikayesine. Bir bak istersen.
Efendim hayatım. Bu Lara mesajları yayınlamış Feris. Tamam kapat bakıyorum. Yok neredesin sen? Söyle geleyim bir konuşalım. Emir'deyim. Tamam konum atıyorum. Atma tamam biliyorum ben orayı. Geliyorum hemen. Tamam okey. Of. Of. Ne oldu hayatım? Ozan'ın görüştüğü bir kız mesajlaşmalarını yayınlamış. Ne diyorsun? Bir şey kırıldı. Ay inşallah kar küresi değildir ya. Ya. Ne oldu? Barış'ın hediyesi kırılmış. Ay dur bekle geliyorum. Sen hiç elleme ben süpürgeyle tamam, geleceğim. Tamam tamam ellemiyorum. Dicle'ye sevgilerimle. Sabiha Altıngöz. Hediyeni şimdi açtım da. Teşekkür ederim. Beğendin mi? Evet, yani güzel olmuş. Kendin yazmışsın el yazısıyla. Aslında o... Evet, biliyorum. Benim en sevdiğim şiir. Unutmamışsın. Çok teşekkür ederim. Haklısın. Evet. Hoşuna gider diye düşündüm. Dicle. Efendim, ne oldu da aldın gitti? Bu şiiri Barış yazmamış. Bu Sabiha Altıngöz'ün kendi el yazısıymış bu. Niye söylememiş? Hiç bilmiyorum. Hayır ya, bunu yapmış olamazsın. Ne oluyor? Ozan'ın mesajları Instagram'a düşmüş. Nasıl yani? Nasıl düşmüş ya? Okusana. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Çok kaliteli bir kadınsın. Herkesten farklı bir havan var. Klişelere gel. Seni rahatsız ediyorsam söyle. İlla aramızda bir şey olmasına gerek yok. Arkadaşça da konuşabiliriz. Evet, aynen. Erkek arkadaşınla mı yaşıyorsun? Evet, o da var. Buradan bir yere kadar oluyor. Numaranı atsana. Ben çok sıkıldım. Bana gelsene. Evet, onlar da var. Feris, oluyor yani böyle şeyler. Sen de bana böyle bir sorunla gelmeyeceksin değil mi? Hayır, hayır. Ben öyle bir şey yok. Ben Instagram defterini zaten geçen yıl kapattım. Orada bitti benim için her şey. Ha bak bak, bir de bunu dinle. Bu akşam işin yoksa plazada buluşalım. Seni yakından tanımak isterim. 36. katta suite'im var. Bir dakika, pardon. Pardon. Geçen sene derken? Ya bana da bir kız dadanmıştı. Ya böyle bela olmuştu başıma ama ben hallettim bir şekilde. Ondan sonra da kimseyle bir şekilde konuşmadım. Niye benim haberim olmadı? Ya ben hallettiğim için haberin olmadı. Tamam bir daha yapmadım zaten böyle bir şeyi. Ya hadi oku başka ne yazmış? Ya daha okuyacak bir şey yok. Başka bir şey söylememiş. Birkaç görsel göndermiş. Gerisini de anlatmama gerek yok herhalde. Geldi herhalde. Hmm. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ya kusura bakma böyle gece gece rahatsız ettim seni kardeşim. Yok oğlum saçmalama gel geç. Eyvallah. Hoş geldin hayatım. Gel geç otur şöyle. Ozancığım sen bana sevgilim yok demiştin. Lara ile görüşürken sevgilin var mıydı yok muydu? Ya yoktu. Feris yalan söylüyor işte. Ya peki ben gittikten sonra sen ne dedin bu kıza? Hiçbir şey demedim. Ama ben kalkarken gayet tatlıydı. Hiç sorun yok dedi. Ya ne oldu da bunları yayınladı ondan sonra? Ne bileyim açık açık konuştum işte görüşmek istemiyorum falan dedim ben bir şey demedim. Ben sana ne dedim?
Ya ben sana üstüne gitme demedim mi? Zorlama demedim mi? Sildir şu mesajları demedim mi? Evet dedin. Ne yapacağız şimdi? Ay, sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bu kızla irtibat falan kurmayacaksın. Telefon, mesajlaşma yok. Ben yarın gereken açıklamayı yapacağım. Sen bundan sonra Lara'yı bana bırakacaksın. Bak son kez söylüyorum Ozan. Tamam. Ozan şu Lara kim ya? Bir göster bakayım. Ya kızın teki olmuştu. Oğlum nereden buluyorsun bunları ya? Ya ne bileyim olmalı işte. Kızın teki. Of. Dinliyor musun? Yok yok tanımıyorum. Yemek hazır. Hoş geldin. Aç mısın? Yani açayım aslında da şimdi. Ya oğlum yabancı mısın sen? Hadi çıkart üstünü. O zaman sana da bir servis açayım. Teşekkürler. Ben bakarım. Merhaba. Ben bugün birkaç kez aradım seni. Biliyorum, açamadım. İki dakika müsait misin acaba? Konuşabilir miyiz? Tabii, konuşalım. Gelsene. Efendim abi. Lan oğlum ben sana ne dedim? Bir hafta demedim mi? Ya Bekir abi dedin de. Vallahi o kadar para yok bende. Kamil'den de haberim var. Ona da bir ton borç takmışsın. Sana birini yollamış, ona da atar gider yapmışsın. Bak bozuşmayalım sonra Aydın. Ödeyeceğim abi tamam. Sıkıyorsa ödeme lan. Bana bak sana cumaya kadar süre. Ödedin. Ödemedin başına gelecekleri hazırlıklı ol. Neden geldin biliyor musun? Hayır. Bana verdiğin şiir yüzünden. Bana niye söylemedin Barış? Niye ben yazmadım demedin? Söyleseydin bir şey değişecek miydi? Ben hayatım boyunca bu kadar güzel, anlamlı bir hediye almamıştım. Çok teşekkür ederim. Yani nasıl yaptın, nereden buldun bilmiyorum ama... gerçekten benim için çok değerli o sayfa. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım onu. Beğenmene sevindim. Peki sen neden söylemedin bana? Neyi? Feris'in seni işten çıkarttığını. Yapabileceğim bir şey yoktu çünkü. Hatta babamla da konuştum, ona da söyledim. Bu işe karışma dedim. Biliyordun değil mi? Biliyordun ve bana hiçbir şey söylemedin. İzlerim. Beren biliyor da demedin. Beni uyarmadın, o beni tehdit etti. Sen bana söylemedin bunu. Sustun.
Maillerle beni köşeye sıkıştırmaya çalışmasına rağmen ağzını bile açmadın ya. Bir dakika, ne maili? Benim mailden haberim yok. Ya Barış, beni bu kadar mutlu ettikten sonra bu kadar büyük hayal kırıklığına uğratabilmen gerçekten büyük başarı ya. Çok sağ ol Barış. Dicle. Bırak ya. Ya kızın hesabını inceledim şimdi. Modellik falan yapıyormuş. Bir şarkıcının klibinde de oynamış. Öyle çok fazla takipçisi yok, 40.000 falan. Bence buradan yürümeye çalışıyor. Var böyle tipler. Instagram'da ünlü avcısı. Düşecek mi diye şanslarını deniyorlar. Hı hı. Evet. O zaman siz de Emir'cim düşmeyeceksiniz değil mi? Konuşmalara, mesajlaşmalara gelince her şeyi yapın. Yok efendim görüntülü aramalar, SS'ler. Ondan sonra gel Feris bizi kurtar. Oldu canım. Eskiden sosyal medya yokken her şey ne kadar güzeldi. Ne internet var, ne cep telefonu var, ne insanların elinde kamera var. Oyuncak ayının gözünden bakardık. Kırmızı ışık yanmıyorsa devam. Yani benim başıma gelmedi. Emin misin? Evet. Ajansın avukatıyla görüştüm. Dilekçemizi yarın veriyoruz. Kızın ortalara çıkıp konuşmasını da engelliyoruz. Ya şey diyeceğim, acaba fotomontaj falan mı desek biz? Evet, mesajları da kuzenim yazdı diyelim. İstersen tam olsun. Ozan. Olmaz mı? Birazdan Instagram hikayene bir yazı koyuyoruz. Bahsi geçen konuyla ilgili açıklama yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Hakkımızı adli yollarla arıyoruz diyoruz. Tamam mı? Başka da bir şey yazmıyoruz. Tamam. Efendim babacığım. İyiyim, çalışıyorum. Sen nasılsın? Söyle tabii, dinliyorum. Evet evet, duydum Berlin'le ilgili haberleri. Yok, henüz konuşmadım herkesle. Yani detayları anlatmadım tam. Tamam, olur, yarın akşam buluşalım. Tamam, ben de öpüyorum. Bay bay. Anne, ben Seda'ya gidiyorum. Tamam canım. Ne yapıyorsun hayatım? İyiyim canım, çalışıyorum. Yardımcı olayım mı, ister misin? Yok, gerek yok. Bitiyor zaten, geleceğim yanına şimdi. Ne izliyoruz? Bitti benim işim. Mayda, bir şey var mı benim bilmem gereken işle ilgili? Yok, hayır. Beni mi bekliyorsun? Beren bir şeyini unuttuysa.
İyi akşamlar. Beren evde mi acaba? Aradım, telefonla ulaşamadım. Çıktı biraz önce. Bir sorun mu var? Yo, bir sorun yok. İşle ilgili. Gelince aradığımı söyler misiniz? Tamam, söylerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim. Kimi aşk diyor buna, bense delilik. Önce güldürür, sonra aklını kemirir. Ben inatçı, olmaz sen benden inatçı. Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim. Bugün iyi değil, kimi aşk diyor buna. Bense delilik, bense delilik. Önce güldürür, sonra aklını kemirir, kemirir. Ben inatçı, olmaz sen benden inatçı. Sen inatçı, ben inatçı, sen beyazken ben siyahtım. Bu aşkın bir tablosunu çizmek için ihtiyacım var sana. Kalem kağıt yazdıkça sayfalar dolar, gözlerim gibi açıp şarkımızı çalsalar. Sen inatçı, ben inatçı, yıpranır her bir aşık. Bu durum ikimize de sadece verdi sancı. Sen inatçı, ben inatçı, çekilir her gün acı. Apaçık ortada, sen hastalığımın tek ilacı. Lütfen biraz sus, bugün iyi değilim. Kimi aşk diyor buna, bense delilik. Önce güldürür, sonra aklını kemirir. Ben inatçı, olmaz sen benden inatçı. Olmaz olmaz, ne yapsan da geçmiyor, çare yok. Zorlasam da ama içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Tek tek yıkılırken anılar, nefret kaçınılmaz tanımam. Ben de bıraktığın acılar, bir daha kanıma girme hiç acımam. Yüreğim bağırıyor, bana ne yapsan da geri seni çağırıyor. Üzerimden kârı yok ama zararı çok, kalbim hep ağrıyor. Aklım sende dağılıyor, bana böyle yapma birazcık vefalı ol. Denedik imkanı yok, sırtımdaki sen imzalı. Saplandı sırtıma bir ok, kanım akıyor bir sor. Sanar yapıyorum rol, hayır yaşayamıyorum inan. Taşıyamıyorum bu yükü sırtımda daha fazla. Kararır gökyüzü bir gün yıldızlar, ağlarsa dağlarda yankılanır ay kırışlarım defalarca. Arıyorum sorularıma cevaplar, bak dibe vurdum benim için hiç telaşlanma. Ölürüm de seninle vedalaşma. Üzerimden kârı yok ama zararı çok, kalbim hep ağrıyor. Aklım sende dağılıyor, bana böyle yapma birazcık vefalı ol. Denedik imkanı yok, sırtımdaki sen imzalı ol. Yani... Geliyor. Hani nerede? Köy müsün kızım, yaşta tam karşımda. Ay vallahi de o, billahi de o. Bana bak, korkutmayalım adamı. Delileri konuşup mahvetme her şeyi, bana bırak. Tamam ya, bir şey demedik. Çınar Bey! Ne yapıyorsun ya? Dursana. Merhaba. Biz sizinle konuşmaya gelmiştik. Aslında dün de geldik ama randevuyu Şubat ayına alabildiğimiz için bir şansımızı deneyelim dedik. Ben Ayşe. Bu da çok sevdiğim Ekrem, sisterim, canım içi gönül. Merhaba. Merhaba. Buyurun, ben size nasıl yardımcı olabilirim? Biz çok önemli bir konu için gelmiştik aslında. Rating kaybını durduracağız ve dizimizi tekrar ready süre taşıyacağız. Duyduk ki senaristlerin menajeri sizmişsiniz. O yüzden size geldik. Bir sürü önerimiz var. Kanal tarafında da sorunlar var. Reklam girme dakikaları falan, ama o sonraki iş. Önceki iş senaryo. Senaryoyu şimdi çözmemiz gerek. Akmıyor, akması lazım. Siz şu anda tam olarak hangi diziden bahsediyorsunuz? Peri Masalı'ndan bahsediyoruz. Yani diziyi biz yazsak daha iyi yazardık. İşte o kadar. Aynen öyle. Günaydın Feriz Hanım. Sabah sabah sinirimi bozacak bir haber var mı? Yok. Yani henüz. İyi, gönül rahatlığıyla kahvemi içebilirim o zaman. Şimdi kusura bakmayın ama gidişatımız hiç iyi değil. Ratinglerimiz düşüşte. Peki? Başta her şey çok güzel gidiyordu. Harika sahneleriniz vardı. Yağmur'la Elif'in uyumu da harikaydı.
Ama harcadınız çiftimizi. Daha doğrusu senaristler harcadı. Bu dizi böyle giderse batar. Her şeyden önce esas çift kim? Elya. Bunu unutmamak lazım. Yeni gelen kızla Yağmur olmuyor yani, zorlama. Aşk üçgeni falan da tutmaz bu dizide ayrıca. Sonra uyduruk uyduruk laflar yazılıyor canım çiftimize. Ya eskiden şahane diyaloglar vardı, onlar da gitti. Biz de bu durumu el koymaya geldik. Senaristlerinizle toplantı yapmak istiyoruz. Şimdi, geçtiğimiz bölümde asansörde yalnız kaldılar. Orada bir açıldılar zaten. Gerçi Yağmur'un sırrını Elif bilmediği için orada da tam duyguya basamıyoruz ki. Hayır, Elif'in bildiğini de Aslan bilmiyor zaten. Yani Aslan bilmediği için de Şahin tarafından da ilerleyemiyoruz. E patlatalım abi o zaman sırrı. Patlatamayız. Patron patlatmayın dedi. Tutacağız sezon sonuna kadar. İnşaat asansörü açtım şimdi. 5. bölüm 55. sahne. Oraya revizyon geldi ama. 6. versiyonda değişiklikler yaptım ben dün gece. İnşaat asansör sahnesini unutun arkadaşlar. İnşaatlara giremiyoruz artık. Fabrikalara da öyle. Mezarlık da çekemeyiz. Çukurdan sonra acayip arıza çıktı. Hayatta olmaz. Hocam 12. bölümde açtığımız konuyu nasıl kapatacağız? Yani inşaata girmeden nasıl çözeceğiz? Girmiş gibi yapacağız. Yani klişe olacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Dakika başı Twitter'dan küfür yiyoruz ama hocam. Aynen evet. Twitter yorumlarına göre dizi mi yazacağız arkadaşlar? Klişe istemiyoruz. Üçgen istemiyoruz. Entrika olmasın, kötü kız olmasın. Hı-hı. Sekreteri hiç görmeyelim bize ne hikayesinden. Hı-hı. Biz yalnızca Elif'le Yağmur'u görelim. Hı-hı. Oldu. Ya ne yazacağım arkadaşım o zaman ben her hafta 140 dakika? Hah. En güzel duyguların katili Zeynep Hanım da konuştu. Ha? Arkadaşlar dün geceden beri telefonlarımız susmuyor. Eminim canım. Ben her şeyden önce söylemek istiyorum ki kimseyi tehdit etmedim. Zaten ortada bir suçlu varsa bu da ben değil. Sevgisi olduğu halde yazan Ozan. Ay sevgilisi yok, çıldıracağım şimdi. Zaten biliyorsunuz. Gerçekten önce yalan söylüyorlar, hayatında kimse yok diyorlar. Mesajlar ortaya çıkınca da yan çiziyorlar. Ama hakkımı arayacağım. Ayrıca ünlü olmaya çalışıyor falan demişsiniz. Gerçekten çok komik. Böyle bir şeye ihtiyacım yok ki benim. Zaten her gün bir sürü telefon geliyor, arıyorlar, teklifler var. Neden böyle bir şey yapayım ki? Niye böyle bir şey için kendimi rezil edeyim? Akıl mantık ya, lütfen birazcık düşünün Feriz ya. Feriz Hanım. Ferit Bey aradı, Kiva Ajans'tan. Size ulaşamamışlar da toplantınız ertelenmiş. Ozan Bey'le olan... Sen ne yaptın? Konuşabildin mi Beren'le? Hayır. Ya o kadar sinirleniyorum ki. Bir maili falan bir şey diyordun. Neymiş o? Öğrenemedim ki. Ama bu sefer de Dicle'ye zarar verecek bir şeyse gidip konuşacağım Crash'la yani. Olacağı o. Neyi konuşacaksın? Crash. Dicle'nin babası. Ajansta da kimse bunu bilmiyor. Şaka yapıyorsun ya. Yok, ciddiyim. Beren'in annesiyle evlenmeden önce olmuş her şey. Sonra da benim bir kızım var diyememiş. Beren nereden biliyormuş o zaman? Galada duymuş. Dicle telefonla konuşurken. Öğrendiğinden beri de Dicle'yi göndermek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama annesine de çaktırmamaya çalışıyor. Çünkü Crash'la araları bozulsun istemiyor. Bu kız da o yüzden bu kadar kafayı taktı yani ha? Evet. Dicle bana bunu hiç anlatmadı. Yani hiç konuşmadık. Ben de bildiğimi belli etmedim. Dün akşam da konuşurken böyle birden boş bulundu herhalde. Babasından bahsetti. Ya olay öyle bir yere geldi ki benim bildiğimi anladı. Of. E tabii bana niye söylemediğinden bir girdi. Evet. Ve haklı. Keşke söyleseydim. Eren biliyor deseydim. Tamam canım, artık olan olmuş. Boşu boşuna keşke şöyle yapsaydım böyle yapsaydım deme hiç. Sen bu saatten sonra ne yapacaksın? Onu düşün bence. Ya kız zaten boşu boşuna kovuldu, bir de üstüne bu geldi ya. Ya sen Feris'le konuşacağım dedin. O ne oldu? Ya gittim konuşmaya çalıştım, dinlemedi. Aradım aynı. Sen niye açmıyorsun telefonlarını? Yok bir şey ya, boş ver. Var bir şey işte, belli. Yok bir şey ya, boş ver. Şimdi sabah sabah anlatıp da canını sıkmayayım senin, boş ver. Abi söylesene, var işte bir şey. Ne mevzu?
Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah Çınar, hoş geldin. Ne haber? Nasıl gidiyor? Yetişebilecek mi akşama? İnşallah. Celal Bey başladı mı sizi sabah sabah darlamaya? Ya sorma, açmış Twitter'ı sabah sabah. Yok şu fanlar böyle söylüyor, yok şu fanlar böyle diyor. Heh, tamam. Şimdi ben sizin bütün sıkıntılarınızı çözüyorum. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Arkadaşlar gelin, gelin. Arkadaşlar tanıştırayım. Gönül ve Ayşe, kendileri bizim dizimizin sıkı takipçilerinden. Peri Masalı'ndaki düşüşü engellemek için müdahale etmeye geldiler. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geçin arkadaşlar, buyurun, geçin oturun. Öyle bir zamana geldiniz ki yani bu kadar. Buyurun, buyurun. Zeynep'ciğim, boş bir sayfa aç. Otursana sen. Açıyorum. Açtım. Evet, buyurun, hazırız. Sizi dinliyoruz. Uyandın mı? Hı hı. İzle. Telefonu bin kere falan çaldı. Emir arıyor. Hı. Hayatım. Kapıyı kapatın. Kapıyı açık bırakma. Selam, merhaba. Dicle evde mi acaba? Evde. Benim Dicle ile acil bir şey konuşmam gerekiyor da. Gel içeri, gel. Dile kalk. Kalk, Emir geldi. Acil bir şey konuşmam lazım diyor. Ne olmuş? Ya bilmiyorum, kalksana. Seni bekliyor salonda. Tamam, tamam. Dur, üzerimi değiştirip geleceğim. Kapıyı kapat. Benim öyle işletmesini almak istediğim bir kafe vardı. Böyle bir tane arkadaşla da ortak girelim dedik hadi. Ama oldu yani bayağı, bu yeni bir şey değil zaten. Benim niye haberim yok? Tam seninle şimdi arayı düzelttik, konuştuk, hallettik. Bir daha eskiye dönmeyelim dedim. Zaten aldıktan sonra sana söyleyecektim. Ya işte biraz da eksik vardı, onu denkleştirebilmek için borç aldım. Sonra da zaten iş patladı. Kafe mafe yalan oldu yani. Kimden aldın borcu? Ya öyle birkaç kişi işte. Galericiden bozma, borç veren bir takım tipler. Bildiğin tefeci yani. Yani gibi. Ne kadar aldın? Boş var ya Barış. Söyle abi işte, ne kadar aldın? Toplamda 100 bin. Yani olay bu işte, parayı istiyorlar. Tehditler, bilmem neler. Tamam, ödeyelim bitsin. Ya yok be oğlum ya. Ellerinde kağıt yok, senet yok, hiçbir şey yok. Ama benim elimde kanıt var. O gelen giden aramalar, bütün konuşmaların hepsini kaydettim. Gideceğim, şikayetçi olacağım. Yapma abi. Kayıt mayıt falan hiç girme o işlere. Adamlar başımıza bela olmasın. Ödeyelim bitsin de gitsin işte. Bilmiyorum Barış, bakarız ya. Bakarız falan deme abi. Halledelim bu işi bir an önce. Neyse tamam, eve gelince konuşuruz. Barış, bu ne demek? Barış'la Beren üçüncü kişi yüzünden ayrıldı. Ne demek bu? Sen Beren'den benim yüzümden mi ayrıldın? Dicle, düşündüğün gibi değil. Nasıl peki? Ama benim elimde kanıt var. O gelen giden aramalar, bütün konuşmaların hepsini kaydettim. Gideceğim, şikayetçi olacağım. Abi sen hani aramaları kaydediyorum demiştin. Nasıl yapıyorsun onu? Bir tane aplikasyon indirdim ya telefona. Böyle her şeyi kaydediyor. Niye, ne oldu ki? Bir dinlesene bana. Ben kaçtım. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi. Kusura bakma ya, ben hani böyle habersiz geldim ama. Yo. Ne oldu, nedir problem? Yo yo, problem yok. Ben sadece senin işe nasıl geri döneceğini buldum. Şimdi. Öncelikle entrika istemiyoruz. Kötü kız gitsin. Ha, dizi bitsin yani. Hayır canım. Kötü kız olmadan da olur. Çiftimiz kavuşsun. Sonrası kolay. Nikah yapacağız dediniz. Evlendiler derken yine ayırdınız. Olacak iş değil. Peki evlendiler. Sonra ne izleyeceğiz pardon? Siz benim üzümlü kekim, yağmurumu niye üzüyorsunuz? Kek mi? Ya aşk izlemek istiyoruz. Aşk.
çiftimiz uzun zamandır yalnız kalmıyor. Bir sahne için haftalardır bekliyoruz. Ben diyorum ki Kapadokya'ya gitsinler. Salonda mahsur kalsınlar. Bir yardım balosu görebiliriz mesela. Depolardan birinde çalışırken kapalı kalsalar. Güvenlik görmese onları. Kilitleyip çıksa. Çantaları yanlarında yok. Telefonlarını da almamışlar mesela. Olabilir mi? Hı hı. Yani bu fena bir fikir değil sanki. Bunu yaz. Fena fikir. Uçak? Uçak kaçırsınlar mesela. Uçağı yağmur kullanır. Uçak giderken mahsur kalırlar. Harika fikir. Hatta değil uçak, jet olsun direkt. Böyle yolda giderlerken birden benzinleri bitsin ve yavaş yavaş aşağı doğru düşsünler. O arada da konuşurlar zaten. Tabii tabii. Mesela. Ayşe biraz mantıklı olur musun lütfen? Rezil olur. Şu an. Tamam o zaman. Önce holding toplantı. Hı. Sonra gemiye bindiler. Tam gaz Yunan adaları. Orada büyük bir partiye katıldılar. Kötü adamlarla kavga. Kavgadan sonra yağmur altında öpüşme. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani ikinize de. Daha önce senaryo ya da vazgeçtim. Kısa herhangi bir şey yazdınız mı? Yok. Ortalama bir dizi senaryosu kaç sayfa biliyor musunuz? Yok. Yani yazıyoruz yazıyoruz bitmiyor. Yazıyoruz yazıyoruz bitmiyor. Herkes okuyor, revizyon geliyor, revizyonu ayarlıyoruz. Önümüzdeki bölümü... Tamam işte. 4 gün yerine 15 günde yazsanız hiç sorun kalmaz. Ayşe. Bak. Ozan'ın mesajlarını ifşalayan kız. Adı Lara. Aynı şeyi bana da yapmıştı geçen yıl. Aynı taktik. Yani sevgilim var derim dedi. İşte beni tehdit etti mesajlarımı yayınlamakla. Sen bunu Feris Hanım'a söyledin mi? Hayır. Çünkü bu olayı sen çözersen Feris seni tekrardan işe alır. Dicle yapman gereken tek şey Lara ile benim konuşmalarımı basına sızdırmak. Ve Lara'nın bütün oyunculara yaptığını söylemek. Yani ünlü olmaya çalıştığını söylemek bu kadar. Sen niye kendini benim için ateşe atıyorsun ki? Dicle. Ben o ateşe gireli çok oldu. İstesem de daha fazla yanamam bu saatten sonra. Merak etme beni. Ozan geldiğin için çok sağ ol. Ya sakın Feris'in arkasından iş çeviriyormuşuz gibi hissetme kendini. Ben bu konuyla çok yakından ilgileniyordum. Onun için seninle de bir konuşmak istedim. Hepsi bu. Anlat bakalım. Ne oldu? Neden bu işin içinden çıkamadınız bir türlü? Yani dilekçe verdik aslında. Tedbir kararı çıkardılar hemen işte. Ya Ozan yapmanız gereken şey çok basitti. Neden yapmadınız anlamıyorum. Yani kızla oturup konuşacaktınız. Ne istediğini öğrenecektiniz. Halledecektiniz. Hepsi bu. Neden yapmadınız? Feris istemedi. Hı. Atması gereken bir tane adım vardı ve atmadı değil mi? Bu da senin anlaşmanın iptal olmasına neden oldu. Sen nereden biliyorsun ya? Ben yeni öğrendim daha. Ozan'cığım biliyorsun bizim sektörde hiçbir şey gizli kalmaz. Doğru haklısın. Ne yapacaksın? Kafanda ne var onu söyle bana. Ne yapayım? Bu dizi işi yalan oldu zaten o kesin. Reklam anlaşmalarıyla ilgili de sorun çıkarmaya başladılar. Ya bu konu kapanmadan adım atmak istemiyorlar haliyle. Öyle yani işte karışık. Sana yardım etmemi ister misin? Tamam. Bakın ikinizin de harika fikirleri olabilir gerçekten. Ama inanın bana yani bu televizyon başında izlemekle internet üzerinden bize sallamak da olmaz bu işler. Bakın ben anlıyorum sizi. Sevdiğiniz dizi daha iyi olsun istiyorsunuz. Ama yani biz istemiyor muyuz sizce? Biz reytinglerin yükselmesini istemiyor olabilir miyiz? Tamam, anladım ben meseleyi. Uçak olmasın, helikopter kaçırsınlar, mahsur kalsınlar. Bende başka fikir kalmadı. Üzgünüm. Bende de. Ama bu böyle olmaz. Bu gidişata bir dur demek lazım. Yoksa dizimiz final yapacak. Final falan yapmayacak arkadaşlar. Sakin olun. Öyle bir şey yok. Sezon sonuna kadar devam ediyoruz. Göreceğiz bakalım. İş işten geçtikten sonra ararsınız ama beni. Ayşe gel kurtar dersiniz. Ayşe'cim. Sen bu işleri bırak bence. İzleyici olarak kal. İzle, eğlen, mutlu ol. Yani bu işlere kafa yoracağını başka şeylere yor. Derslerine odaklan mesela. Ha? Ama sen de ışık var.
Gerçekten mi? Yani evet ama bu hemen yarın gel başla demek değil. Yani bunun eğitimini alman gerekiyor. Bu işin içerisinde pişmen lazım. Daha sonra da sürekli olarak kendini geliştireceksin. Tamam, çok teşekkür ederim. En azından mantıklı önerilerde bulundun. Bu bile güzel bir başlangıç. Yaz tatilinde boş vaktin olursa ara da uğra. Kesin gel. Alın arkadaşlar arkadaşın telefon numarasını. Ben bu kızla oturur konuşurum. Mesajları geri çekmesini sağlarım. Karşında ne istediğine bakarım. Eğer makul bir fiyatsa hallederim. Değilse de yani başka şekilde de çözerim. Sorun değil, ben hallederim. Karşılığında da sana çalışmamı istiyorsun herhalde. Feris'i bırak, bana gel diyorsun yani. Yani. O zaman ben Feris'i severim. Yani gerçekten severim ama söz konusu mesleğim olduğu zaman da kimseyi tanımam. İnan bana, benim yerimde Feris olsaydı da aynısını yapardı. Hiç şüphem olmasın. Biliyorsun bizim sektörde işler böyle yürüyor. Amerikalıların dediği gibi. Just business. Just business. Yani haklısın. Haklısın da. Ya bak, biz Feris'le çok uzun zamandır çalışıyoruz birlikte. Bayağı da iyi bir takımız. Birçok şeyde çok iyi gidiyor son zamanlarda özellikle. Yani benim bunu da halledeceğinden hiç şüphem yok açıkçası. Ya o yüzden teşekkür ederim teklif için ama ben kabul edemem. Peki tamam, öyle olsun. Tamam. Bence biraz daha düşün, öyle hemen karar verme. Ha bu arada, olur da iş böyle içinden çıkılamaz bir hal alırsa çekinmeden beni ar. Eyvallah. Arkadaşlar hatırlarsanız artıya geçemediğimizi söylemiştim daha önce size. Aysun'un rakamları beklenenin altında geldi demiştim. Tabii siz şimdi duyuyorsunuz bunu. Yani harcamalarımızı kısıtlamaya çalışıyoruz. Yani ben en azından kendi adıma söyleyeyim, geçen aya göre çok daha iyi durumdayım. Yani ben de son günlerde dikkat ediyorum. Fazla açılmamaya çalışıyorum ama. Ben de aynı şekilde. Benim size oranlı zaten pek de fazla bir harcama olmuyor. Evet biliyorum, farkındayım. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama maalesef daha ciddi önlemler almamız gerek. Ne gibi? Teşekkürler, çok sağ ol. Selam. Selam. Ne yaptın? Ozan işini halledebildin mi? Konuştuk bakalım, daha şimdi kalktı zaten. Kafası biraz karıştı gibi. Ha. Sende ne var ne yok? Serkan, şu Dicle'nin haberini artık yazmak istiyorum lütfen. Bak nabzım 150'yi zorluyor, tak diye giderim ecesiz kalırsın. Sonra derin bir hüzün tabii. Lütfen ya, yalvarıyorum. Bak biliyorum oyalıyorsun beni. Ece, seni oyaladığım falan yok. Sadece bir sonraki adımı düşünüyorum. Biliyorsun plansız hareket edemem ben. Bir planım var diyorsun yani. Tabii ki var. Gel. Bana Dicle'yi getirmeni istiyorum. Hem de hemen bugün. Onunla konuşmam gereken önemli bir mesele var. Neymiş o? Dicle'yle konuşacağım Ece. Serkan lütfen. Ece hadi. İyi tamam. Bir mesaj atıp yoklayayım bakayım neredeymiş, ne yapıyormuş pıtırcık. Bakma öyle. O bakışlarla hallettiriyorsun her işini. Öncelikle hiçbir oyuncumuzu kaybetmek gibi lüksümüz yok artık bundan sonra. Ya sektördeki neredeyse bütün starlar bizde. Evet öyle. Ama arka arkaya kayıplar yaşadık Feris. Önce Pınar Deniz, sonra İrem Derici, Sadi Celil Cengiz. Ben geldim, aşağıdayım. Toplantı biter bitmez aşağı in. Şimdi Gökçe Bahadır'la ilgili haberler çıkmış. Yok artık, daha neler yok. Gökçe'yle ben dün konuştum, yok öyle bir şey. Yalan. Ya ben zaten sadece starlardan bahsetmiyorum. Ego Ajans'la çalışan hiçbir kimseyi kaybedemeyiz. Yönetmen olsun, senarist olsun, oyuncu olsun.
Hepsinin bizimle çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Artı sözleşmesi bitenlere de çok dikkat etmemiz lazım. O zaman tek tek görüşmeler yapmak lazım. Uzun zamandır çalışmadığımız kim var kim yok hepsini çıkar bana gün. Hemen, hemen listeliyorum Uğraç'ım. Ayrıca yeni isimler de dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki ayın rakamları Ego Ajans'ın geleceğini belirleyecek. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Durum ciddi yani. Maalesef Peride. Durum oldukça ciddi. Ve şu anda Ego'nun içinde bulunduğu durumu sektörde hiç kimse bilmiyor. O yüzden çok rica ediyorum bu konuştuklarımız bu odada kalsın ve hiç duyulmasın. Asla. Teşekkürler. O zaman dağılalım. Peride Hanım, çok özledik sizi. Peride. Peride Hanım gidiyor. Dediklerimi anladın ama değil mi? Benim adımı kesinlikle vermesen bir şekilde araştırdın, buldun. Bu kızın daha önce yaptıklarından da haberin oldu. Ya iyi de nasıl? Bunu da sen bul artık Sevinç. Ben bilmiyorum bir şekilde mesajlar eline ulaştı senin, tamam mı? Ses kaydında ne var peki? Kızın bir arkadaşıyla konuşmaları var. Bak unutma ben yokum. Beni kesinlikle karıştırma. Ne olur lütfen, tamam mı? Tamam, tamam. Gelişmelerden de beni mutlaka haberdar et. Merak ederim. Ederim, merak etme. Tamam, hadi hurla. Dicle'cim, merhaba. Seninle özel bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Acil. Müsait misin acaba? Neredesin? Ajansın önündeyim. Konu ne? Bekle hayatım, yakınlardayım. Geliyorum. Nadir abinin sağlığında hiç böyle sıkıntılarımız yoktu Çınar. Nasıl oldu da buralara geldik? Ben hiç anlam veremiyorum vallahi. Çok açıldık Feris, çok açıldık. Ben sana son 6 ayın gider listesini bir göstersem inanamazsın, şaşırırsın biliyor musun? Hayatım iyi tamam da bizim her zamankinden farklı bir harcamamız yok ki. İşte tamam da sorun o zaten Feris. Yani bu rakamların düşmesi lazım. Tamam bu bir geçiş süreci ama yine de rakamları düşürmek lazım. Öyle tabii. Ben hiç beklemiyordum. Zaten Çınar maydayla olacak iş mi bu? E hani akıllı kadın diyordun sen Feris? Ne oldu bilmediği işe karışmaz diyordun. Bugün söylediklerini o zaman biliyor muyduk? Hayır bilmiyorduk. Yani ben her şey yolunda diye düşünüyordum açıkçası. Öyle parayı verip de ajansı satın almakla olmuyor gördüğün gibi. Tamam canım yani biz bunun da üstesinden geliriz. Neleri atlattık bunu da atlatacağız. Sonumuz Berlin gibi olmasın da. Feris ağzını ayrı aç. Olmaz. Olmaz. Neyse ben Sevinç'ten bir liste isteyeyim bari. Ne durumdayız bir bakalım yani bir önümüzü görelim. Aynen ben de Emrah'tan isteyeceğim aynısını. Sonra karşılaştırırız. Tamam canım. İyi ben çıkıyorum. Hadi. Feris Hanım bir son dakika gelişmesi oldu. Yine mi Lara? Evet. Ama çözüyoruz durumu. Nasıl? Anlatacağım. Anlat. Daha önce Emir Bindal'a da yapmış aynısını. Ne? Tehdit etmiş. Şimdi de Ozan Bey'le deniyor şansını. Yani eğer bununla ilgili bir açıklama yaparsak... Kızın ünlü olmaya çalışmasından ilerlersek Ozan Bey'i temize çıkarabiliriz. Hatta dava bile açabiliriz. İyi de ben bu mesajları Emir'in haberi olmadan veremem ki. Ya senin nasıl eline geçti bunlar sen? Nasıl? Şeyden bir arkadaşım çok sıkı takipçisi de Lara'nın. Hatta tanıyor da liseden. O zaman niye sen bana bunu daha önceden söylemedin? Feris Hanım, ben aslında... Size gönderdiğim ses kaydını da bir dinleyin isterseniz. O da inanılmaz. Lara'nın kendi konuşmaları var. Kesinlikle çözülecek bu durum, ben inanıyorum. İyi, ben bir şeyler düşüneceğim. Şimdi çıkabilirsin. Hmm.
yapıyormuşum acaba? Mesajı ben mi attım, o attı. Ayrıca rezil olmak diye bir şey mi kaldı? Milletin açık saçık videolara dolaşıyor ortada. Sonra hop diye bin tane reklam anlaşması bağlıyorlar. Ben niye yapmayayım aynısını? Yürüdü bana DM'den derim. Sevgisi vardı benimle aldattı derim. Gündemin ortasına bomba gibi düşerim. Hepiniz ayağınızı denk alacaksınız oğlum. Hepiniz. Aşkım. Ne haber? Benim şimdi Çınar'la küçücük bir işim var. Sen şu köşedeki kafede beni bekle. Hemen geliyorum, tamam mı? Peki biz ne hakkında konuşuyoruz? Canım benim, geliyorum geliyorum. Gelince anlatacağım ben. 10 dakikaya yanındayım. Durumlar hiç iyi değil Jülide. Ya herkes mutsuz zaten Bekir abi. Önce Pınar, şimdi İrem. Yani tamam, İrem'in daha belli değil Berlin Ajans'a geçip geçmediği, ama belli mi olur yani? Sade onlar değil ki. Biz bayağı bayağı su alıyoruz yani. Geminin bir tarafı böyle aşağı doğru iniyor. Benden duymadın ama. Batıyor muyuz yani Bekir abi? Yani batıyor demeyelim de durumlar hiç iyi değil diyelim. Allah Allah. Hangi durumlar iyi değilmiş? Hiç, kişisel meseleler yani Bekir abinin ailevi problemleri falan. Siz bir rahat olsanız aşkım benim ya. Ay iki kıvırcık burada kafa kafaya verdiniz, endişe mi ediyorsunuz siz ha? Kıyamam ben size. Ben Berlin'i yazdım zaten. Ortada gizli kapaklı bir şey yok ki. Serkan toparlayacak yakında. Hatta Ego'ya rakip olacak galiba benden söylemesi. Çınar odasında mı hayat? Odasında, ben haber vereyim geldiğinizi. Bye. Bir sevimsiz ya. Çınar Bey, Ece geldi. Tamam, kolay gelsin. Bir şeyler duydum. Dedim geleyim Çınar'cığıma bir sorayım, teyit edeyim. Sor tabii Ece'cığım. Sor. Sor ama bu işler karşılıklı biliyorsun. Sen bana sor, sonra ben de sana soracağım. Anlaştık mı? Allah Allah, iyi anlaştık. Gökçe Bahadır'la ilgili kulağıma bir şeyler geliyor son zamanlarda. Ego'dan ayrılıyor muymuş, neymiş? Yalan. Külliyen yalan hem de. Çok iyi bir kaynaktan duydum yalnız. Yani bugüne kadar ne söylese doğru çıktı, öyle diyeyim. Tamam Ececiğim, ama maalesef bu seferki doğru çıkmayacak. Çünkü bu seferkinin aslı astarı yok. Yani ben Gökçe'yle gayet iyi anlaşıyorum. Birlikte çalışmaktan da çok mutluyuz. Bu. İyi, peki. Sen öyle diyorsan sana gelelim. Sen ne öğrenmek istiyorsun? Sen Serkan'la birlikte mi çalışmaya başladın? Merhaba. Merhaba. Ece ile buluşacaksınız değil mi? Evet. Biraz geç kalacak. Oturmaz mısın? Ya biz tanışmadık değil mi? Serkan ben. Serkan Tahtacı. Ego Ajans'ın eski menajerlerinden. Sizin ajansa geldiğiniz ilk gün ben görmüştüm. Ne ya? Oturmaz mısın? Ne içersin? Kahve. Bakar mısınız? Anne, ailen bir çocuksun sen Çınar ya. Sen benim bugüne kadar herhangi biriyle ortaklık yaptığımı gördün mü? Ben hep freelance çalışıyorum biliyorsun. Evet tatlım, biliyorum freelance çalışıyorsun ama bu sefer benim kulağıma hiç öyle gelmedi. Serkan'ın PR'ını almışsın, öyle diyorlar. Yok öyle bir şey. Sen o güzel canını sıkma. Ben öyle bir şey olursa sana haber veririm, merak etme. Ha bu arada... Gökçe'yi unutmadım, işindeyim. Boşuna uğraşma Ececiğim, yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey, Gökçe bende. Bugün sende, yarın kim bilir kimde. Çınar şarkı sözü gibi olmadı mı ya? Ay ben ne zaman bu ajansa gelsem böyle sanat tarafım bir coşuyor. Her gün gelsem mi, ne yapsam ha? Korkma korkma, gelmem. Hadi bye. Bay canım, bay.
Sevinç, Feris Hanım'a baktıysan o yok çıktı. Ya, tamam. Efendim Sevinç. Feris Hanım, merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ben de şimdi seni arayacaktım. Bir arkadaşımla görüştüm. Lara ile ilgili haber girecekler. Emir'le de konuştum. Doğruymuş. Geçen sene ona da yapmış aynısını Lara. Söylemiştim. Mesajların yayınlanmasında da bir sorun yok dedi. Sevindim. Aferin. Seninle ilgili aklımda soru işaretleri vardı ama bu yaptığınla hepsini sildin. Aferin sana. İşinin başına dönebilirsin. Ben de görüşmem bitince geleceğim. Feris Hanım, benim size söylemem gereken bir şey var. Nedir? Bu işi ben çözmedim. Reklam çekiminde de bana Dicle yardım etti. Ya, her şeyi tek tek o gösterdi, o söyledi. Ozan Bey meselesini de tamamen o çözdü aslında. Size söylemeyeyim diye de beni çok zorladı ama bunların hiçbiri benim başarım değil Feris Hanım. Dürüstlük benim için çok önemli biliyor musun Sevinç? Bunların hepsini ben yaptım diyebilirdin. Susabilirdin, susmadın. Bunun için sana çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun Feris Hanım. Artık benimle çalışmıyorsun. Ama ben... Feris yok mu? Yok. Gelecek mi? Ben hiç bilmiyorum. Beklesek mi gitsek mi bilemedim. Ya yok, ne bekleyeceğiz ya? Ara dinletelim telefonda. Lara Durukan yakışıklı oyuncu Ozan Doğunay'la olan mesajlarını paylaşıp oyuncuyu zor durumda bırakmıştı. Şu an Ozan Bey'in evinin önündeyiz. Ondan bir açıklama bekliyoruz. Ozan Bey, bir açıklama var mısınız? Hoş geldiniz. Ben öncelikle tabii ki bu yapılan basılsız suçlamaları kabul etmiyorum. Hanımefendiyle tanıştığımda birlikte olduğum birisi yoktu hayatımda. Zaten kendisi aynısını başkalarına da yapmış. Bununla ilgili görüntüler var, ses kayıtları var, kanıtlarımız var. Biz de bunları isimlerden bir suç duyurusunda bulunduk. Şunu söylemek istiyorum. Böyle yalan mağduriyetlerle kendilerine çıkar sağlamaya çalışan insanlar, gerçekten sesini duyurmaya çalışan, gerçekten mağdur olan insanların sesini duymasına engel oluyorlar. O yüzden bu konuda birazcık daha hassas olabiliriz bence. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hep aynı şeyden. Hiç iç açıcı değil, hiç. Feris, sana Dicle ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Barış, lütfen. Ya bir itiraz etme, dinle beni. Sana bir şey dinleteceğim Feris. İyi, tamam, dinlet. Ben buraya hayallerimi gerçekleştirmek için geldim Barış. Bak, bana yapamazsın diyenler oldu, engel olmak isteyenler oldu. Ben yine dimdik tek başıma ayakta kalıp onlara yapabileceğimi kanıtlayacağım. Benim yolum belli, çizgim belli, ne yapmak istediğim belli. Ben önce kendi yolumu çizeceğim. Ondan sonra başka şeylere bakacağım. Baktığımda da beni gerçekten seven, benim değerimi bilen ve beni üzmeyecek biriyle birlikte olacağım. Üzgünüm Barış. Kendin duydun. Dicle ile birlikte değiliz. Ayrıca onun hayatında kimse yok Feris. Lütfen vazgeç, yapma. Dicle'yi geri al. Düşünüyorum da senin kıymetini pek bilemedin galiba. Bütün gücünle çalıştın. Ne söyleseler yaptın. Sana verilen her şeyin başarıyla altından kalktın. Değil mi? Sonuç ne peki? Benim de hatalarım oldu. Hepimizin hataları vardı işte. Kimse mükemmel değil ki. Ama senin gibi başarılı, mesleğinde gelecek vaat eden birine böyle sırt çevirmek hiç olacak iş değil yani. Başarılı olduğun zaman insanlar şöyle düşünüyor tabii. Dicle'ye ne versen yapar. Değil mi? Dicle'ye bir şey olmaz. Ve Dicle'nin duyguları yok çünkü. Dicle üzülmez. Dicle kırılmaz. Onun için her şeyi yapabilirsin Dicle. Mesela böyle sebepsiz yere kovabilirsin Dicle. Nasıl olsa istersen arayıp çağırırsın. Kimsenin çağırdığı yok. Çağıracaklar. Şaşırma. Bunu tahmin etmesi bu kadar güç değil. Çağıracaklar. Ama...
Şimdi ben sana daha iyi bir maaş, ev, araba teklif edebilirim. Bunlar zaten olmazsa olmazlar. Ve bunların seni etkileyeceğini düşünmüyorum. Onun için ben sana başka bir teklif yapacağım. Berlin'de benimle beraber çalış. Yanlış anlama, asistanlık teklif etmiyorum sana. Asistanım ol demiyorum. Hemen yarın junior menajer olarak başla. İrem Derici sana bayılıyor yani. Seninle çalışmaya hayır diyeceğini zannetmem. Ne diyorsun? Benimle çalışmak ister misin işte?